Sayın Elif, Melek Hanım'ı aratmıyor. Öz anneni resmen bir kız için çiğnedi. İkiyüzlüsün ama orada farklı, burada farklı konuşuyorsun. Kimse benim elimden Caner'i alamaz. Evladını onu ondan çaldın resmen. Anastasya yine tek başına mücadele ediyor. Anne burada sizinle muhatap olmak istemiyor. Çünkü burada o kadar rencide ettiniz ki, o kadar dışladınız ki. Benim annemi benim kadar tanıyormuş gibi davranma. Benim annem buraya gitti. Peki Melek Hanım'ın aklında nasıl bir plan var? Suskunluğunu koruyor ama bu sefer farklı bir yolla gelecek. Ortalık yıkılacak. İşte o zaman göreceksin benim annem Melek Hanım'ın güçlü olduğunu. Birazdan Sabahın Sultanı Seda Sayan'da. Boşuna ziyan ettim. Sonunda vakit doldu. Çok bile sabrettim. Bir gün anlarsın elbet zamanı gelir. Neyini kaybettim? Kalbim hala yerli yerinde. Sorun yok. Aşık olur. Hayırlı cumamız olsun, hayırlı haberlerle stüdyomuz da olsun. Çağlar Ökten, Fuat Özdolgun ve orkestra arkadaşlarım için alkışlar. Ve benim meleklerim, kamera arkasındaki meleklerim. Oo, Nur, Melike, teşekkür ediyorum. Alkışlar sizin için. Evet, Elif burada. Kayınvalidesi Melek Hanım'ın yerini aldı. Vallahi Melek Hanım'ı da aratmıyor yani.
kök söktürüyor bize. Değil mi? Aynı mı Şükran? Aynı, aynen dediler sakın. Gelin kayınvalideye çekermiş. Çekmiş, aynı. Evet, aynı. Melek Hanım'ın yerine de oturmuş. Evet. Sanki Melek aynı karakterdi, aynı kişilikte. Melek Hanım gelmedi, ne anladık hiç şimdi? Hiçbir fark yok. Hiçbir şey anlamadım. Hiçbir fark yok. Ha Elif, ha Melek. Mührü Allah vermiş Allah. Melek hiç Hanım. Mührü ya. Elif'e vermiş. Biz alıştık artık annemden, onun için. Alıştınız değil mi? Fazla çok şey yapmıyor yani öyle. Ama yine de sizin aranızda güzel bir bağ var ya. Var abla, benim çocukluğum onun elinde geçti yani. Evet. Var. Ama işte söylüyor. Ben şaşırıyorum şu an yani. Orada farklı, burada farklı konuşmalarına ben şaşırıyorum. Belki bugün fikri değişmiştir. Bilmiyorum. Belki kocası demiştir ki sen ne orada bağırınıp duruyorsun, çocuğu üzüyorsun. Çocuğa sahip çıksana demiştir. Vallahi dayanamadığım noktada döneceğim zaten en sonunda. Ama dayanamadığım nokta olursa dedim, dikkatinizi çekerim. Ne oldu Aslen? Bak itiraf. Olacağı bu yani. Ama dayanamadığım nokta dedim. Yani, bakın yine bir parantez içinde. Yani daha belli bir şey yok. Tabii. Caner'e dayanamazsın tabii. Onu sen büyütmüşsün. Arkasında olacaksın bir tane. Yok ama artık biz istemiyoruz. Elif ablayı biz artık istemiyoruz. Yapma, bitti gitti. Anastasya yapma. Kusura bakma, lütfen, sen istesen de artık ben hiç istemiyorum seni. Hiç öyle havalanma. İstemiyor, tamam mı? Hiç havalanma. Değil. Zaten evleniyoruz Caner'le. Tamam, evlenin. Biz aynen 19. Nisan'da düğünümüz var. Hiç sıkıntı yok, evlenin. Ne oldu, dün gittin mi? Gittiniz mi beraber? Elina'nın doğum günü. Ben ne işim var abla, ben ne gideceğim? O gitmedi. Ve ben gittim oraya. Hı. Bana da şöyle dedi. Yasakladı internette paylaşma her şeyi yasakladı. Elina'ya da yasakladı. Yani o paylaşıyordu nasıl doğum günü geçiyor diye. Bana da göstermedi çünkü Caner'i yasakladı. Neden bunu öyle yaptın Caner? Abla kıskanıyorum. Yasaklarım tabii. Niye fotoğraf sadece paylaşacak? Sadece kıskanmak değil, bunun altında başka bir şey yatıyor. Aha. Bunun altında ne yatıyor Ayşe? Elina'yı sevmediği yatıyor. O da İstemiyor var. Elina'yı. Ondan yasaklıyor her şeyi. Bir de Elina en son Melek Hanım'ın buradan gitmesine sebep olduğu için. Evet. Kadını çıldırttı burada. Kadın aynı sonunda başını aldı gitti. Yani Caner'in de şey olarak yani gizli gizli bir Elina düşmanlığı var. Açık da var ama bazen işte nişana getirtiyor. Caner bak bir şey söyleyeyim mi size? Caner'in hiç gizli bir şey yok. Yok abla neyse o. Her şey burada yaşıyor. Hiç gizli bir şey yok. Yok. Mesela kızıyorsa o anda öfkesini belli ediyor. Yani bence Elina daha sessiz bu konuda. Sessiz ve derinden söylüyor gidiyor. Söylüyor ama Seda Hanım şöyle bir şey hani kınaya gelmesine izin verdi. Nişana gelmesine izin verdi. Evet. Nikaha gelmesine izin verdi ama. O yüzden orada kin yok. Bu çocukta kin yok kin aslında. Yok. Bunları isteyerek yapmıyor. Bir bunları dakika. Anastasya istediği için yapıyor. Bir dakika. Sevmiyor aslında Elina'yı. Ben yani benim ablamı gelmeye ben Caner'den izin mi soracağım? Benim ablam burada bir şey mi yaptı Melek Hanım gibi? İzin mi soracağım gelmeye? Benim şimdi ablam bak, tabii ki gelecek şu buraya. Şu açıda da sana şunu söyleyeyim. Senin ablan tamam, senin ablan olduğu için gelebilir ama bana kalsa ne düğünüme ne yakınıma hiçbir yerime yaklaşamaz senin o abla. Tabii. Ve sen de bu saatten sonra zaten nikahımız kaldı. Başka bir şey kalmadı. Burada açıkça söyleyeyim. Sen de bu saatten sonra benden habersiz ablanla fazla görüşme. Ne? Ne alaka? O görüşme. Benim ablam tamam mı? Ben senden senin, izin sormuyorum zaten. Senin ablan bizi ayırmak isteyenlerden biri. Yok. Ben senin ablam, ben seni ablanla bir arada olmanı veriyordum. İstemiyorum Anastasya. O zaman sen bile kanımla görüşmeyeceksin. Farkındaysan görüşmüyorum ki zaten. Buraya da geldiği yok. Aha. Ben nasıl görüşmüyorsam sen de görüşmeyeceksin. Yok tabii. Gelmeyecek de zaten. Hiç merak etme. Senin rahatın bozulmayacak. İstediğin kadar konuşabilirsin. Ha inşallah i̇stediğin gelme. Kadar, sen de gel. İstediğin kadar borunu öttürebilirsin. Hiç sıkıntı yok. Aha. Hem aynı zamanda ne öyle suratsız ablanı öyle övüyorsun Caner'e karşı. Caner sen de şu an öyle yalan falan konuşma. Sen öyle ne hediye almışsındır. Ben eline hediye almadım. Evet canım almadım. Şimdi öyle annem hediye almadı. Doğum gününe de gitmedim. Tabii canım sen hatta hediye de almışsındır. Hatta bunun yüzünden biz dün gece Anastasya'yla bir tartışma yaşadık. Tek konuşun önce bir. İkincisi ya onlar alsa bir dakika dur. Alsaydı söylerdi. Hediye aldın mı? Yok abla almadım. Asla alamaz. O bana da hediye almıyor. Eline mi alacak? Aa, tabii sana ki da hediye almıyor. Ben layık değilim yani. Layık değilim. Tabii ki bana niye için, ne için hediye alacak ki? Ben vallahi tabii alacağım zamanında aldım yaptım kusura bakma. Yaptı yüzük aldın işte. Aldın tabii 3 tane şeyler aldın. Yüzük aldın, elbise aldın. Tamam ama ne
doğum günü vardı. Ekim'de benim doğum günü vardı. Ne bana hediye almadı, ne başka sevgili günü, başka bir bayram vardı. Bana tabii ki hediye almadı. Ne için alacaksın? Tabii. Vallahi ben sana çiçek, şu an, bir çiçek alabilirdin. Bunu da almadı. Şu anda mevzu sen değilsin. Ablan ve ben de ablanla benden habersiz görüşmeni istemiyorum. Bu 2-2-4. Aha. 2-2-4-5 o zaman diyorum. Ben ablama görüşeceğim. Bitti. Senin matematiğinde sıkıntı var o zaman. Elif, karıştırdın ortalığı Elif. Ne güzel gülüyorsun. Oh, karıştırdın evet, yani ortalığı. Evet, keyif alıyorum çünkü. Ya istediği kadar keyif alsın abla. Biz burada kat tartışsak yine barışırız. Bizim için çok barışın şey değil. Barışın ya da barışın. Huzursuz oluyorsunuz ya. Gerçekten keyfim geliyor. Çünkü bir kere sen niye geliyorsun ki? Sen gitsene. Niye buradasın? Sizi rahatsız etmek için geliyorum. Bak eline gitti. Annem yok. Sen de git var da biz kafa dinleyelim. Annem ya. Annem gelemiyor ya. Dün ne dedim ben size? Size hiçbir zaman rahat huzur vermeyeceğiz dedim. Siz gelemiyor söyledim. Mu gelmiyor mu? Gelmiyor aslında. Gelmek istemiyor açıkçası. Ya dün, bu işin biteceğini mi bekliyor? Dün bana kızdı. Sen neden dedi benim adıma dedi gelecek falan diye. Anne ne bileyim de gelmiyorum de. Onların görsün dedi. Ne oldu Safiye? Eleni burada olduğu zaman Anastasya çok cesur oluyor. Eleni Caner'den yana şey nasıl diyeyim? Caner'e karşı olduğu için aslında Eleni Anastasya ile annesinin arasında bir köprü. Oradan annesi istemiyor artık Caner'i dediği noktada. Hemen Eleni diyor ki bir şeyler yap. Caner annesine ne yapabilir? Evet. Yapacak bir şey yok. Annesine ne yapabilir? Yapacak ne var? Şimdiye kadar anneciğim seviyorum. Hepsini hala söyledi. Anne. Vazgeçmeyeceğim. Halen öyle ama Eleni o noktada seni istemiyor. Annene bir şeyler yap. Bu baskıdan da Caner sıkıldı artık. Ne yapabilir annesine? Ama o tabii ki diyecek. Tabii ki diyecek. Benim ablam beni koruyor, tamam mı? Benim için en iyisi istiyor. Tabii ki diyecek. Bir de annem ben mesaj veriyor buraya. Bu normal bir şey, tamam mı? Ama Melek Hanım gibi bir şey yapmadı. Hem destek veriyordu. Ne zaman? Caner birkaç aydır benim ablama yaşıyordu. Bir TL bir de ablama vermedi. Bu normaldi. Ama doğum günü olduğu zaman da defol gitsin diyor. Bu normal mı sizce? Senin ablan bizi ayırmak isteyen bir insan. Bak bana gelip bu mevzuyu ikide bir ısıtıp ısıtıp önüme koyma. Açık ve net bir şekilde söylüyorum ben. Bu saatten sonra benden habersiz Elina ile görüşmeni istemiyorum. Tabii ki. Anladın geleceğim mı? Tamam mı? Görüşeceğim. Ben senden izin sormuyorum. Tamam mı? Vallahi ben senin kocan olacaksam soracaksın ya. Yanlış anlama. Tabii, öyle bir şey yok tabii ya. Tabii o burada öyle diyor bir dünya ki yok bir kere oturup diyor ben size para vereceğim. Yaşamak için, kiralamak için para vereceğim. Sana da diyor. Tamam. Sen ne teşekkür bunu evet, bana senin ablan, bana bunu sen senin ablan söylemiyor. Bak bunu bana anne söylüyor. Gitme, bunu tamam anne mı? Söylüyor. Bana bunu senin ne? Ablan söylemiyor. Senin ablan ablanla söylüyor. Burada ne zaman aramız bozulsa karşıya geçiyor. Ne zaman aramız düzelse yanımıza geçiyor. Bir öyle bir böyle. Ben senin ablanı çözemiyorum. O yüzden istemiyorum. Sen benim için en az benim için gidebilirdin. Çünkü orada bütün Elina'nın arkadaşı, sevgilisi vardı ve ben tek başına sadece birkaç kişi biliyordum. O kadar aptal gibi bir tek başına oturuyordum. Teşekkür ederim. Vallahi Allah, ben senin ablanın doğum gününe gelmem. Anladın mı? Eğer ablanın yaptığı partilere katılmak istiyorsan her zaman tek başına durursun. Bak açık ve net söyleyeyim. Ben senin ablanın yaptığı hiçbir şeye katılmam. O zaman Melek Hanım'la görüşmeyeceğiz. Zaten görüşemiyorum ki. Size. Görüşemiyorum Anastasya, zaten ya. Görüşemiyorum. Anastasya bir izin ver. Kız be! Ya ne bu ya sen ne kadar çok yürüyorsun. Hayırdır? Buradan, git buradan. Ya bir fırsat versene konuşmamıza. Ne bu dur. Bir de bize diyor sen bizi de geçtin ya. Resmen var bağladın yani hayırdır. Ne diyeceksin? Kim bilen sana dikleniyor gelmiyor musun? Ya ne dikleniyorsa bırak sen de oradan aramızı bozdur durma ya. Ya bir şey söyleyeyim bak. Bak seni şu anki mevzu ilgilendirmiyor. Bu bizim ikimizin arasındaki tartışma. İlgilenmiyor nasıl ilgilenmiyor daha nikahlanmadın. Sen giremezsin bu mevzuya. Daha nikahlanmadın. Bak bu bizim bak, aramızdaki mevzu seni ilgilendirmez. İlgilendiriyor nasıl ilgilendiriyor? Anladın mı? Ben sen niye git annem bugün ne diyorsa o lafları buraya taşı. Kardeşim tamam. Ben niye buradayım bugün? Daha nikahlanmadın. Beni tabii ki ilgilendiriyor. Baksana şimdiden sana ne yapıyor ya? Resmen seni sana üstüne çullanıyor ya. Bağırıyor car. Yani Evril. Bitirin. Evril. Sen duydun mu? Senin yerin bize... Duydun mu? Gerçekten mi? Hiç kusura bakma. Ben seni öyle bayağı alırım ki... Bak senin seviyene inmiyorum. Bak senin seviyene inmiyorum. Ne yapacaksın? Hala daha devam ediyorsun. Daha nikah az kaldı. Ne oldum deme. Ne olacağım de güzelim. Ne sen kendin diyorum ya. Bir şey söyleyeyim. Tamam mı? Ne olacağım deme. Biz evleniyoruz. Hadi nerede? Her şeyi
Bitti, bitti, bitti. Ben dün ne dedim? Bir saat sonra da yarın da her şey değişebilir. Daha 19 Nisan'a çok var. O kadar çok da böbürlenme. Bir anda düşersin. Hiç kusura bakma. Ha. Bildiğin bir şey mi var bizim bilmediğimiz? Neden söyleyeyim Seda Hanım her şeyi? Zamana bıraktım vallahi ben. Zamanla kendiliğinden gelişiyor zaten. Ben bu nikah yapacağım. Kimse kusura bakmasın. Yapacağız bu düğünü de yapacağım. Yani öyle olmasını ümit ediyoruz. Semra, öyle olmalı diye de bakıyoruz. Şimdi Caner'in aslında Edina'ya karşı bir kini yok ama korkuları var. Nikahta, düğünde yaklaştığı için Anastasya'yı tabii ablasıyla görüştürmek istemiyor. Çünkü kafasını karıştıracak. Caner de bundan endişeli doğal olarak. Ama Elif Hanım, siz de yani Caner'e annelik yaptığınızı söylüyorsunuz. Şu Melek Hanım korkusunu bir bırakın da bir anne olarak o zaman yanında durun. Şu an korkuyu da geçti. Anlatabildim mi? Ben Caner'e şu an o kadar çok üzülüyorum ki. O içimdeki üzüntüden dolayı ben şu an Caner'in gözünü aymaya çalışıyorum. Çünkü Anastasya'nın gerçekten sahte olduğunu artık ben de ikna oldum. Ne? Ya ne evet, sahtesinden ne? Sahte olduğunu artık ya. Ben de ikna oldum. Ne sahtesinden bahsediyorsun? Evet Caner ya. Ya bak at gözlüğü takmışsın gidiyorsun. Atı eşeği bir kenara bırak. Biz birbirimizi seviyoruz. Anladın mı? Biz birbirimizi sevmese iki senedir bir yol yürümeyiz. Doğru, buradan anneni, nişan yapmayız. Evet. Bu doğru, kız istese anneni, gider daha güzel imkanlar da bulur. Beni sevdiği için yanımda doğru, durur. Anneni bırakacak kadar sevdiğini ben görüyorum. Yok ben annemi bırakmadım. Bak siz bu mevzunun şurasını artık. Anlamıyorsunuz bıktım işte. Artık. Ben annemi bırakmadım. Evlensem de evlenmesem de annem yine benim annem. O beni reddeder ama ben onu reddetmiyorum. Ne kadar zor durumdasın ya. Hem annem diyorsun hem diyorsun ki sevdiğim kadın. Yo, ve şu an sevdiğin kadın vallahi için. Vallahi ben ömrümün sonuna kadar böyle kalmayacağım. Yanlış anlamayın. Turşumu mu kuracaksınız aynen. Ya? Bırak evleneyim kardeşim. Ne istiyorsunuz ya benden her ya? Her zaman söylüyorsunuz. Ne istiyorsunuz? Ki ne? İki senedir yakamdasınız ya. Ya söylemekten ben bıktım. Sen duymaktan bıktın. Diyorum ki evlen. Gel. Ama Anastasya ile değil. Başka bir kız da evlen. Ya istemiyorum istemiyorum. Siz şuna ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Bak o kadar çok güzel kızlar bulursun ama anne bulamayacaksın. Elif. Efendim? Neden böyle bir kanaate vardın? Yani artık inanıyorum Anastasya'nın aşkı, sevgisi, her şey sahte dedin. Sahte çünkü dikleniyor. Ablam, ailem görmüyor musun? Annem reddediyor. Ya bir kadın eğer bir eşini seviyorsa onun her şeyini sever. Aha, annesini seve. De ailesi her şeyini kabul eder. Sen diyorsun Caner benim olsun. Ha ben alayım ailesinden koparayım. Nasıl bir vicdan? Yattığı zaman çünkü rahat uyuyorsun. Çünkü Caner'e böyle ele lazım değil tamam mı? Siz sahte ailesiniz. Bak sahte Melek Hanım sahte annesi. Çünkü gerçek anne Caner'e arkanda durur tamam mı? Gerçekten Caner ne ister bunu yapar annesi. Destek verin. Ama Melek Hanım asla destek vermiyordu. Sese bak ya ey maşallah bizi de geçti. Ha? Benim evladım kızım amcasına o kadar düştün ha? Ki sen ağlıyor. Sen annesin. Dinler tabii. Misin? Bir dinle ya. Benim kızım ağlıyor amcamı özledim diye. Ben evladım için diyorum ki amcan için ne yapabilirsem. Sen de yarın öbür gün diyorsun ki çocuk doğuracağım. İşte o zaman anlayacaksın bir annenin nasıl bir duygu taşıdığını. Belki o zaman anlarsın ama düşünün ben... sen de anlama kapasitesi de yok, kalp de yok. Ya ben... Sen böyle var vicdanını kaybettin. Ya ben iyilik yapıyorum. Biz de bizim ailemizde... İyilik mi? Bizde aile var ya Caner'le bir mikrop var. Bu mikrop Melek Hanım ben bu mikrobu çıkartıyorum. Hala annem mikrop diyor ya. Asıl mikrop sensin. Sen anneye nasıl diyebiliyorsun bu lafı? Anlatamıyor. Nasıl diyorsun sen ya, mikrop kelimesini ya? O anlamda söylemiyor. Ya. Bak o annem de aynı şeyleri yapıyordu işte. Çeviremediği için böyle söylüyor. Ya ben hani... direkt söylüyorum mikrofon mikrop tamam mı? Bizim hayatımızı mahvediyor, bozuluyor. Ondan ben onu çıkarıyorum buradan. Senin de inşallah gelinin de sana var ya daha ağır kelimeler kullanır. He? Tamam mı? Etme bulma dünyası. Zaman gelirsen de aynısını yaşarsın. Ay bizde 5 tane kız olacak galiba değil mi? Allah ne verirse olacak vallahi. Düzüne dedim. Yap düzüne sıkıntı Allah yok. Sen olacak. Düzüne yap. Şükran. Elif'ciğim sen bir şeyleri göremiyorsun burada. Anastasya buraya geldiğinde o kadar saygılıydı, o kadar hanımdı ki bunu başaran kim oldu biliyor musun? Melek Hanım oldu. Aynen. Çünkü o kadar üzerine gitti, o kadar ezdi ki Anastasya'yı bu hale getirdi maşallah. Şimdi de aynı şekilde sen yapıyorsun onu. İlk o geldiğim... duruma sen getiriyorsun. Tamam ilk geldiğim gün ben nasıldım? Ondan sonra günleri de bir hatırlayın. Beni de bu hale onlar getirdi. Delirttiler beni. Şimdi anlamaya çalışın Melek Hanım ya zaten. Ya onlar beni anlamıyorlarsa ben onları hiç anlamıyorum. Sen ya. Ben sizi hiç anlamıyorum. İlk günlerden benim karşımda çıkıyordu. İlk günlerden. Ne diyorsun sen? Gerçekten ha, mi? Gerçekten. Ben hiç hatırlamıyorum. Hepsini unuttum. Balık hafızalıyım ben. Hepsini unuttum. Aynen öyle. Aynen. Ben neredesin? Ben her şeyi unuttum. Aferin sana. Aynen. İlk defa gerçek bir şey söyledin. Sen niye burada o
oturuyorsun? Kocanla barıştın mı? He? Evet, sen git kocanla barışsana Darbiden de. Senin ne işin var ki burada ya? Neler yaptık dün akşam? Bir şey söyleyeyim mi? İlk başta ne dedim? Sizi huzursuz etmek için buradayım dedim. Ya sen bizi huzursuz edemezsin. Keyif alıyorum. Bayağı bir keyif alıyorum. Sen bizi huzursuz edemezsin. Bak iki elti ne güzel anlaşıyorlar. İki elti. Ne ben güzel anlaşıyorlar, ne kadar güzel konuşuyorlar. Ne kadar iyi anlaşıyorlar ki Allah. Allah düşman başına ya, böyle eltim olur ya. Ya daha değil mi sen kendi ağzından kaçırdın. Demek bak bizden bile çok çıkıyor dedin sesi. Demek ki sen de onun gibisin. Ay öğrettiğiniz sayende öğrettiniz. Bak kişi Caner, kendinden bilir işi ha, ona Caner, göre. Ben geldiğimde yemin ediyorum var, kavga çıktığı zaman kapıyı kilitler odada ağlardım korkudan. Beni siz bu hale getirdiniz. Aa! Beni bu hale siz getirdiniz. Görüyor musun abla? Tamam mı? O zaman kabul ediyorsun. Ben niye kabul etmem? Ben her şeyin arkasında dedim ya. Lafımı esirgemem. Neyse o ama beni böyle siz gel. Sen daha kötüsün asıl. Siz derken ufak ufak dökülme. Caner'e aile olarak mı söyledin? Aile. Valla bunlar da çok fena. Yemin edin Caner. Abisiyle birbirine girerdi. Biz ne yapacağımızı şaşırırdık. Gel. Ama gel sonuçta yani. Aynı. Beni de delirttiler en sonunda Şükran. Ya. Efendim Ayşe, anaokulunda gibiyiz. Mikrofonla konuşuyorsunuz. Ay Elif, nasıl bilinçaltını şaşırarak mı, bilerek mi ortaya çıkartıyorsun? Melek Hanım mı seni böyle yaptı? Bakın Melek Hanım ya, Allah Melek Hanım yapmış. Siz lafı nereden bir şey sorabilir miyim? Melek Hanım buraya niye gelmiyor? Benim bir tahminim var. Gelmek istemiyor. Gelmek istemiyor değil. Evet. Melek Hanım yenildiğini düşünüyor. Bu savaşta yenildiğini düşünüyor Seda Hanım. Öyle mi? O kadar kötü durumda ki belki düşündüğümüzden daha çok hasta. Gerçekten bu sefer hasta oldu. Çünkü Melek Hanım bu davayı bir savaş olarak gördü. Savaşta yenildiğini düşünüyor. Onun için buraya gelmiyor. Bir de Caner çok çetin ceviz çıktı. Bugüne kadar her sözünü yapan Caner bugün Melek Hanım'a karşı geldiği için Melek Hanım çok kötü durumda, ondan gelmiyor. Yok, annem rahatsız, doğru, üzülüyor. Aha. Ama annem yenilmez. Şimdi bir kere de konuşur. Elif'in biraz önce sesi niye yükseldi biliyor musunuz? Anastasya dedi ya, Caner paylaşım yaptırtmadı. Caner onu yasakladı, bunu yasakladı ve Anastasya'nın da o yasağa uymuş olması evet. Elif'i çıldırttı. Abla o aslında şimdi ne ki? Her zaman söylediğimi yapıyor bu. Öfkenin altında başka bir şey var. Anastasya'nın söz dinliyor olması. Yani şimdi ne olursa olsun Elif de Melek Hanım da, yani Caner'in tarafı biraz Anastasya hani şöyle bir ayaklansa da Caner bitti dese. O Anastasya'yı oraya getirmek için hepsi çok uğraştı. Bunu biliyoruz. Evet, onun peşinde. Şimdi Elif'in sinirlenme nedeni o. Anastasya nasıl oldu da Caner'in sözünü dinledi? Ama Caner diyor ki hep dinliyor hep abla. Hep dinliyor abla, hep dinliyor. Buradan çıktık mı mesela diyor ki bana şuraya gidebilir miyim? İzin veriyorsam gidiyor, izin vermiyorsam gitmiyor. Buyurun. Ama ablam hakkında ben izin sormayacağım. Ya bizim tek bu şey işte ablası konusunda biraz tartışmalarımız sen var. Sen de orada Anastasya arada bir annenle görüşmeyeceksin dediği için sen de evet, karşı atağa evet, geçiyorsun. Abla. Aslında o sana öyle demese sen de ona demeyeceksin. Bunu evet, da biliyoruz. Evet. Büyük Şükran, ikiniz de sarıları giymişsiniz. Melek Hanım tamamen yalnız kaldı. Baktı ki Caner istiyor. Bunlar beni saymayacaklar, evlenecekler. Ama Caner senin yapacağın bir şey var. Evlilik sözleşmesi yapacaksın annenle. Ben hiç maddi... Annenle? Annesiyle, Melek Hanım'la. Belki o zaman razı edebilirsin. Bir dene bakalım. Ne yok, diye? Dur bir dakika. Annesiyle ne sözleşmiş? Ben maddi olarak hiçbir şey istemiyorum diyecek Caner. Sen de anne gel benim düğünümde razı ol diyecek. Bir denesin bakalım. Aa, tersini söyledi Şükran. Evet. Hani hep gelin adayıyla yapılır ya evlilik sözleşmesi. Evet. İşte ayrılık olduğunda bir şey talep etmeyeceksin evet, diye. Evet, evlilik sözleşmesi. Caner dedi git annene... Böyle bir sözleşme yap. Allah Allah. Valla gönlü hoş olacaksa olur da olmaz yani. Annem kabul etmez. Zaten Melek Hanım da ona olan her şeyi de aldı kadın. Zaten aldı neyim ne var ne yok. Neyin olsun imzasını bir dene bakalım. Belki razı edersin düğüne gelir. Belli olmaz insanlar. Kimle? Benimle mi? Yok yok ben annemle sözleşme. Hafta sonu bir git bakalım annenin kapısına buluşsun. Değişik bir şey bu. Olur, kapıyı olur. Açamaz ki. Hani bir sorarım de ama ki, kapıyı açmaz. Hiçbir şey talep etmeyeceğimize imza atarım. De bakalım ne diyecek ya? Sizin geri adım atar mı Elif? Ama ben zannetmiyorum. Döver herhalde Caner'i. Yani sizin için sorarım abla ama ben zannetmiyorum kapıyı açsın benimle konuşsun. Açamaz kapıyı. Kovdurur beni daha çok güvenliklere diye düşünüyorum. Aa, onun derdi hiç para falan değil ya. Yani Melek Hanım'ın Caner'e
Caner'in hak ettiği şeyleri elden çıkarma sebebi de Caner'i ona muhtaç kılmak. Yoksa derdi para değil. Derdi onun Anastasya. Evet. Anastasya olmasın da kim olursa olsun diyor. Evet. Tak da inat etti ya, o inadından geri adım atmak istemiyor. Efendim İşte ben Safiye. De ondan başkasıyla evlenmiyorum. O da bunu bilmiyor. Ya Caner şimdiye kadar Anastasya ve annesi arasında kaldı. Melek Hanım dedi ki bütün her şeyi sattım, savdım, sana hiçbir şey yok. Eğer evlenirsen de seni evlatlıktan reddedeceğim. Dedi. Caner bunları bile bile annesinin asla kabul etmeyeceğini biliyor. Evet. Anastasya'yı. Peki neden Caner bir cesaretlilik göstermiyor da nikahını yapmıyor Anastasya'yla? Yapacağız ya 19 Nisan'da. Yapıyor ya. Evet. Hayır Rusya'da. Şimdiye kadar Rusya'da Melek Hanım gitmeden. Atacağız. Melek Hanım hep burada hayır hayır dedi. Melek Hanım şu an yok. Caner için bir fırsat. Nikahını yapabilir burada. Tamam bayram sonrasını kendim ama, ancak ayarlıyorum dedi. Ama çünkü nikah Rusya'da kıyacağız. Evet, benim anım bizi orada yapacağız. Bekliyor. Tabii. Hazırlanıyor her şey. Tabii. Bu nikah şeyde Caner yine kaybedecek. Caner evlenemeyecek resmi olarak. Düğün yapılacak. Kim engel olacak? Nasıl yani? Yine Melek Hanım engel olacak. Melek Hanım buraya gelmese bile bunları kavga ettirebiliyor. Matruşkalar diyor canım herhalde. Gidiyoruz. Yani. Biz gidiyoruz direkt burada 19 Nisan'da düğünü yapar yapmaz 20'sinde uçuyoruz biz ya. Aynen. Caner emin misin orada nikahın olacağına? Eminim. Annen diyecek ki ev nerede? Caner'in üstüne yapılacaktı. Mehir nerede? Yok. Onları biz zaten konuşmayacağız bitti. Be. Ya ben evleneceklerine inanmıyorum. Evlenmeyecekler. Düğünü olacak. Ama Melek Hanım için önemli olan ne? Resmi nikah. Şadıman. Vallahi Safiye'nin dediklerine hiç inanmıyorum. Çünkü bir insan birbirini sevdikten sonra Caner o kadar efendi bir çocuk ki anneye pek karşı gelemiyor. Evet. Tamam Melek Hanım yaptı yapacağına ama hırsından buraya gelemiyor. Evet. Burada Caner düğününü de yapacak, gidecek nikahını da yapacak. Neden yapmasın Seda Hanım? Siz de Melek Hanım'ın çok üstüne gittiniz de ondan da gelmiyor, sinirleniyor kadın. Evet. Ama Melek Hanım da hak beni ediyor beni zaten bunları. Taraf görüyor. Hak ediyor. O taraftasın diyor. Siz de hepiniz üstüne gittiniz. Kadın sinirlendi gitti. Laf anlatamadı yani. Bir türlü lafını anlatamadı. Ben zaten Anastasya'nın tarafındayım. Söylüyorum. Çünkü neden? Ben bu tarafta olmak zorundayım. O çocuklar geliyor. Evet. Melek Hanım önce gelip benim çocuğumu kurtar deseydi çocuğu nasıl kurtarırız derdine girerdik. Şimdi anlatamadığımız bazı şeyler de var burada. Şimdi buraya ne diye geliyorlar? Bize sahip çık. Ailemizle aramızı yap. Sen bu işi halledersin diye. Geldiklerinde ben o tarafa geçmek durumundayım. Bu tarafa dil dökmek durumundayım. O zaman da Melek Hanım beni de anlamıyor. Yanlış anlıyor yani. Sen zaten diyor o taraftasın. Ne i̇şte dedin annemin şarkı? İkinci versiyonu o da. Diyorum ki Seda Hanım anlamasına gerek yok. Boş ver. Biz yapacağız onların düğününü. İnşallah yapacağız. Allah'ın izniyle yapacağız. Yapacağız. Bir de zaten gitti burada doğru söylediler. Çünkü o her şeyi kaybediyor. Bunu anladığı için kaçtı. Tabii ki tekrar rezil burada olmak istemedi. Kaçtı. En kolay yol buldu. Ya ben her zaman söylüyorum. Ailede tek asi ben çıktığım için sözünü dinlemeye. Hayır. Böyle bir şey oldu yani. Değerli bir şey oldu. Orada oturan güzel bayana bir şey söyleyeceğim. Elif'e mi? Ya sen hep böyle misin? Hayır. Olması gerektiği yerlerde böyleyim. Böylesin. Evet. İlk geldiğimde nasıldım? Melek Hanım'dan ders mi aldın? Ne yaptın? Ne alakası var ders? Yani ben şimdi orada annemin acısını görüyorum. Bakıyorum Caner'i de aynı şekilde acıyorum. Yok. Ya canınız yandığı zaman, canınız yandı bağırmaz mısınız? Niye canın yanıyor? Evlenecek adam niye yanıyor? Ya ama yani anlamıyorsunuz. Hem evde ben ayrı bir kaos yaşıyorum. Annem ağlıyor. Eşimle problemliyim. Çocuğum ağlıyor. Amcasını özlüyor. Buraya geliyorum Caner'e bakıyorum. Annem annem diyor. İşte zırlıyor. Burada da suçlu olan sensin. Kalıyorum. Burada da suçlu olan sensin. Bana gelip de yok abinin haberi vardı demeyeceksin. Burada verilince VTR abimle de karan bozulmuş. Kardeşim bak dün de dedim. Her zaman değil mi o zaman? Anladın sizin kafaya ya sen ne kendin dedin? Siz beni burada çiğneyip gittiğiniz için beni otomatikman değiştirdiniz. Sen Melek Hanım gibi egoistsin. Sana Melek Hanım da ceza gelmesen için buraya geliyorsun, Caner'e bağırıyorsun. Ama gerçek böyle tabii ki istemedin. Ama ceza sana gelmesen için burada bağırıyorsun. Melek Hanım da buraya geliyor Caner için değil, para için. Para için şey istediğin şeyleri yaptı. Araba satmak istemiş, sattı, ev de sattı bale gitmeye için. Tamam mı? Siz egoistsiniz. Siz Caner'e düşünmüyorsunuz. Çünkü iki senedir siz hiçbir şey Caner için yapmadınız. Egoist kim?
asıl bariz belli. Aha. Ben buraya hep sessizliğimi... İlk geldiğim gün ne dedim? Ne sizi kırmak istiyorum ne de kırılmak istiyorum demiştim. Ya sen ama bana ne dedin daha demin? Bak sen bana daha demin ne dedin? Beni çiğneyip gittiniz dedin. O gün geldiğinde burada verelim izleyelim. Sen bana burada ne diyorsun? Orada diyorsun ki aynen, arkanızdayım, yanınızdayım. Buraya gelmiş diyorsun ki annem şöyle dedi, annem böyle dedi. Şu şöyle, bu böyle. Anladın mı? Biz en son ona dayanamadık, çıktık gittik. Tamam. Çünkü senin bu davranışların normal değil. O kadar çok olayların içinde kafam öyle. Bana neysen ol, anladın mı? Elif. Efendim. Bak evleniyorlar 19'unda ve siz elti olacaksınız. Evet. Yani biraz daha yumuşaman gerekiyor gibi düşünüyorum. Tamam. Yarın bir gün pişman olacağın sözler sarf etme. Elçi. Sen Melek Hanım değilsin. Yani o da senin gelinin olacak. Anlıyorum ve da siz şimdi Caner'i büyüttüğün için senin de gelinin olacak. Ama aynı zamanda eltisiniz de. Tamam, eltiyim ama ben görmeyeceğim ki onların yüzünü. Alıp gidiyor Caner'i. Diyor ki ben diyor Melek Hanım'ı istemiyorum. Canım hiçbir gelmeyecekler. Hiçbirinizi istemiyorum. Şimdi şöyle bir şey soracağım size, bakın. Heh. Şimdi diyorsunuz ki Melek kaynanamı istemiyorum diyorsun. Tamam, her gelin istemeyebilir, o ayrı bir konu. Peki bana tek başıma ben sana nasıl görüşeceğim? Düşünsenize. Kaynanam zaten istemiyor sizi. Eşim de istemiyor. Nasıl gizli görüşeceğim? Sana bir söyleyeyim mi? Rusya'da ben Türkiye'de. İçersin. Görüşmek istiyorum. Görüşebilirim. Tek başına gidebilirsin. O zaman ne diyorum ben sana? Ben o zaman boşanayım Caner abini. Bırakayım tamamen sizinle birlikte. Vallahi orası beni hiç alakadar etmez. Boşanıyor mu? Öyle ama. Ne yaparsan ya. Benim huzurumu bozmayın. Ne yaparsanız yapın. Benden uzak durun. Zaten iki senedir bir yararınız yok. Zararınız da olmasın kardeşim. Ben size geçmem için diyorum. Boşanmam lazım. Böyle bir şeyi niye sorumluluğun altına girsin çocuklar? Öyle ama. Ben gerçekten çok zor durumdayım. Ya senin kocan. Anlatamıyorum. Tamam, git, arada boşanma, bir yol gel, habire gidip geliyorum. Tamam, git kocanın yanına boşanma. Gitmeyeceğim. Tamam mı? İnat ettim. Heh. Gitmeyeceğim. Durma başımızda bizim. Gel sen bizimle mesela gerçek görüşmek isteseydin sen kocana söyleyebilirdin. Sen görüşmek istemiyorsan ben görüşeceğim ve o sana saygı duyacak. Çünkü gerçekten ilişkide böyle olması gerekiyor. Tamam mı? Ya koca... Ama yani o sana saygı duymuyor. Tabii ama ben senin kocanı anlıyorum. Nasıl o saygı duyacak yer sen ne Melek Hanım diyeceksin, bunu yapıyorsun. Tabii ki sen de kendine karar, sen hiçbir şey vermiyorsun için tabii ki nasıl sana saygı benim duyacak. Benim eşim o kadar evet, saygılı haklı bir insan ki, annesi biliyorsun değil mi, annemin sözüne çıkmayan bir insan. Ve benim eşim şu an nasıl da sen bu şekilde konuşabiliyorsun, diyorsun ki böyle olsun böyle. Ya o benim de sözümü dinliyor. Ama başta diyorum ki anne ya, ne dedi biliyor musun? Tek başına ama anlamaz ya, Sedan bir şey anlatın. Benim tamam, annem aynen, eşime ne dedi biliyor musun? Eğer dedi sen de dedi o düğüne gider, Caner'in arkasında durar, Caner'le anasıyla da konuşursan sana analık hakkımı helal etmem dedi. Bunun ne demek olduğunu bana ama dedi burada anlatın, canlı yayında da dedim Melek. Bana da dedi. Şey dedi. Dedi. Ki, bana da sana dedi. Sana bir tek bunu mu söyledi? Çok güzel. Bana ay, burada 5 aydır ne beddualar etti, ben ağzımı açmadım evet, ya. Tövbe tövbe. Sonra ne i̇şte oldu? Sen dikkate almıyorsun ama senin abin dikkate alıyor. Tülay. Çok güzel. Siz böyle söz dinleyin. Sakin, sakin. Aynen. Elif Hanım ilk buraya geldiği zaman ben Elif Hanım'a bir soru sormuştum. Dedim ki Melek Hanım'dan korkuyor musunuz? Onun için mi onun yanındasınız? Siz hayır dediniz. Ve bugün kendiniz itiraf ettiniz ki bütün aile ondan korkuyoruz diye. Şimdi siz korkuyorsunuz. Anastasya öyle bir çetin ceviz çıktı ki Melek Hanım'ın bütün olumsuz söylemlerine karşı o kadar Caner'in yanında durdu. Bence Elif onu hazmedemiyor. Yani ben nasıl şimdiye kadar kayınvalideme karşı gelemedim. Anastasya bir tek nişanlı olmasına rağmen daha resmi bir şey yok ama annemi yıldırdı. Onun için bence Anastasya'ya karşı daha böyle öfkelendi bugün. Elif'in derdi bu mu yani? Kıskanıyor. Çok saçma. Kıskanıyor. Kıskanıyor. Buna cevap vermek istiyorum. Bu korku evet, değil, yine söylüyorum. Bu bir saygı. Aynı zamanda nasıl Anastasya ile Caner birbirini kaybetmek istemiyorsa ben de eşimi sevdiğim için eşimi ve çocuklarımı kaybetmek istemiyorum. Ama biraz ne dedim? Önce sevdiklerim için her şeyi yaparım i̇şte da, demedim mi dedim. Bu da nedir biliyor musun? Tamam, bak, biraz kısasa önce kısas. Sen benim huzurumu bozma ki ben de seninkini bozmayayım. Anladın bakın, mı? Buraya her gelmenin bir anlamı yok. Ben burada size şunu da söyleyeyim. Bozamıyorsun zaten. Ben deniyorsun ama bozamıyorsun. Ama ben bak sizi sen bozmak için öyle gelmedim. Ben zaten her yapamazsın. Caner, her şerde bir hayır vardır ama her hayırda bir şer vardır. Ben buraya geliyorsam bir sebebi var. Anlatabiliyor muyum? Taşlar yerine oturmalı. Annem ama buraya, bazı şeyler şu an sallantıda. Elif abla, ne? Ben
nasıl Melek Hanım'la konuşuyorum, Caner hala benimle, tamam mı? Hala benim arkamda duruyor ve benim elime bırakmıyor. Eğer senin kocan seni bırakacaksa, o zaman o senin kocan gerçek değil, tamam mı? Niye bıraksın beni? O zaman o seni sevmiyor. Ama eğer ne olursa... Yani böyle bir şey için seni boşayacaksa diyor, o zaman orada bir sıkıntı var demek ki. Eşim beni seni boşarım demedi. Ben diyorum ki size geçmem için benim boşanmam lazım diyorum. Sen lafı nereden anladın? İyi de niye boşanıyorsun ki? Yani işte size geçmem için diyorum. Yani niye boşanayım, doğru? Tarafınızda olmam için diyor. Biraz önce doğru mu anladım? Sen... benim burada olmamın bir sebebi var derken aynı zamanda sizi koruyorum anlamında mıydı bu? Ya yani bir taşlar yerine oturacak. Şimdi Seda Hanım, her şeyi tam net açıklayamam. Çünkü neden? Farkındaysanız bakın, oraya gittiğim zaman ayrı bir şekilde onları idare edip onlara öyle konuşmam gerekiyor. Ve burada da bu şekilde konuşmam gerekiyor. Arada kaldım diyorum piyon gibi. Ama bir şeyler yerine oturana kadar bu böyle. Ama bitecek, ama artık kim kazanacak onu ben de bilmiyorum. Sen iyilik elçisi ol. Boş ver. Sana söylenileni yapma. Aynen. Sen kalbinin sesini dinle, yüreğinin sesini dinle. Ve boşanmana da gerek yok. Şuradan şuraya gelmen o kadar zor değil bence. Ben kalbimin sesini dinlersem ama artık buraya değil. Yani eskiden biz nasıl diyorduk? Artık buraya değil. Artık buraya. Tamam mı? O ne kadar... Sadece buraya gireceksin. Neden böyle yapıyorsun? Yani bunu yapınca ne oluyor? İyi bir sadece şey. Sadece bunu hak yapıyor. Ettin. Senin yüzünden ama sen... İşte. Bak sana anneme bir şey söyleyeyim mi? Hareketleri bak yaptı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kafeteryada bizle konuştuğunda bizim buramızdaydın sen. Evet. Ama sen buraya gelip iki yüzlülük yapınca sen bizim için gerçekten yerlerdesin. İyi ki de yapmışsın. Bak karakterini bu sefer ben de görmeye başladım. Demek diyorsun bizden yana olan bizimdir ama anne tarafından... Bak ben sana Anastasya'yı kısa bir öz anlatayım mı? Sen bu kızın yanında durursan bu kız da senin yanında durur. Kim çıkarsa çıksın karşına vazgeçmez. İki senedir öyle yapıyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Bıraksa ama... 50 kere bırakır. Tamam, bir dakika şöyle bir dönelim. Ben sizden yana oldum, eyvallah. Anastasya ile sen boşandığın zaman oldu. Ya çünkü Allah hiçbir şey mi? Ya tamam, Allah korusun. Eyvallah diyorum. Düşünsenize siz boşandınız. Ben de annem beni tamamen artık gelinlikten reddetti falan filan. Sonra benim de senin de sonun ne olur? Ne olacak? Annem diyor ki Anastasya'yı istemiyorum diyor. Sizi de kabul edersem diyor ki seni de istemiyorum. Sana da diyor neler yaparım diyor bana. Tamam git o zaman kocanın yanına ya. İkide bir aynı şeyleri söyle, hayır, durma. Hayır ya, niye gideyim? Ama madem arada boşanmaktan kaldım. Korkuyorum. Bari, madem annemden boşanmaktan korkuyorsun korkmuyorum. Git. Korkmuyorum. Dizinin annemin, dibinde otur kadının ya. Caner, annemin neler yapabileceğini ben tahmin edemiyorum. Ya emin ol, senden daha iyi tanıyorum. İstediğini ya, hiçbir yapsın. Şey yapamaz. Yapamaz zaten. İki sene biz ya, yok bir sene buradayız. Ya. Bir sene burada uğraşıyoruz. Bir sene neler neler bize söylüyor ama hiçbir şey yapmadı. Tamam mı? Boşuna uğraşıyorsunuz. Siz beni hiçbir zaman ne dinliyorsunuz? Ne anlıyorsunuz, ne anlıyorsunuz? Demet! Hiçbir şey anlamıyor. Allah dinledik de boşu. Hiç anlatamıyorum. Aha. Caner, neden anlamak istemiyorsun Elif yengeni? Çünkü size orada kalbini açtı. Gerçekten sizinleyin aslında ama kapıyı kapattığım zaman akşam eve gidince kayınvalidesiyle, kocasıyla birlikte onların ne düşündüğünü biliyor. O Elif şu anda o kadar arada kaldı ki. Yani sizin onu anlamamanıza ben şaşırıyorum gerçekten. Ama... Bir de Caner, sen Rusya'ya gidince buradan Melek Hanım'dan kurtuluyorsunuz ya. Rusya'ya gidince Elena'dan sen nasıl kurtulacaksın? Ha Melek Hanım burada, ha Elena orada yani. Bana göre Elena da aynı şekilde. Elena öyle. Burada ama. Burada Elena ama burada. Fark etmez. Onun hükmü geçiyor. Neden? Bir de para vereceğim. Evine işte kirasına yardım edeceğim falan diyor ya böyle. Öyle yaptığı zaman ben öyle kişiden asla para da almam. Onun elinin altında şimdi da olmak istemem yani. Ben Elena'dan para almıyorum. İkincisi evi bana zaten kayınvaliden buldu. Elena, aynı Elena şey falan fark bulmadı. Etmiyor Caner'ci. Üçüncüsü zaten biz Rusya'ya gidip yaşayacağız. Ben ara sıra gelirim annemi görmek için. Onun dışında evet. Rusça'dayız yani. Elina da burada, Melek Hanım da burada. Ama şöyle de bir şey var. Mesela Anastasya'nın da ablası burada, o da gelebilir. O, evet. Elif abla şu an aynısı ikinci yüzünü gösteriyor. Niye? Anlatayım şu an. Çünkü o diyor ki kocamdan ayrılmaya korkuyor söylüyor. Ama ikinci diyor ki benim kocam benim sözlerimi dinliyor diyor. Eğer dinliyorsa o zaman arkamda durur ve hiçbir şey olamaz onları. Ama Melek Hanım var canım. Yalan benim söylüyor. O yüzden. Melek Hanım olduğu için anneye saygı gösteriyor. Onlarla birlikte sence yaşıyor onları... ya. O yüzden öyle yapıyor. Yapmak zorunda. O zaman Melek Hanım gitsin. Hangi ev sattı oraya gitsin. Melek Hanım orada yaşlansın. Koksunlar onu. Zaten ya vermişlerdir ki. Benim, hayır, benim var ya, bütün acayip evimi arabamı kakışkan vermişlerim bir şeysin sen. Ya böyle Melek kaynanayla kakışıyor eltiyle. Diğer eltiyle görümcem gelse kim bilir ona neler yapardın ya. Çünkü yer benim gerçekten bu. Doğru, her şey senin. Olsaydı her ben şey asla beraber yaşamayacaktım. Yer o benim hayatım mahvediyor, zehirliyor. Ben onu
Kovacağım tabii, kovacağım. Normal nefes almak için kovacağım tabii, tamam mı? Benim ailem için her şeyi yaparım, tamam mı? Aynısı burada yapıyorum, sen de aynısı yapabilirsin. Sen de hak var bunu yapmak için, anlıyor musun? Hak var sende. Hak ne? Bir anneyi veya bir büyüğü çiğnemek midir hak? Yo, ben çiğnemedim valla. Çiğnedin. Hiç, bu yaşıma kadar çiğnedim. Hiç çiğnemedim. Burada da daha doğrusu çiğnememedim. Kaç kere kalktım ya. Elini öptüm. Kaç kere? Ya kalktım tokat yedim annemden, daha ne yapayım ya? 80 yapar. Milyon izliyor beni ya. Bir de sokağa... Ha, gelip de bana konuşma evet, o yüzden. Bir de sokağa gitmiyor ki, onda ev vardı, sattı ya, ev vardı, orada yaşayabilirdi. Ama tabii ki tek kalmak istemediği için onu herkes baksın, kontrolü herkes etmek için sizinle yaşıyor. Şimdi bu Anastasya'ya has bir hareket değil aslında. Yani Anastasya olduğu için böyle davranıyor demeyelim. İstenmeyen ya da ailede istenilmeyen ilan edilen, bizim kızlar da yapıyor bunu. İstenilmediğini hissettiği an hemen tırnaklarını çıkaran bizim kızlarımız da var. Yani Anastasya ya da bizimki öteki beriki diye bir şey yok. Evet. Bu tamamen insanın karakteriyle alakalı bir şey. Çok insani bir hareket. Yani istenilmediğini düşünüyorsun. Sürekli seni istemiyoruz, 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 istemiyoruz denene. Sen de bir an geliyor. As kapına gelmedi Elif senin. Kapıdan kovdun, yüzümüze kapattın kapıyı. Kaç kere kapıyı, geldi? Güm diye. Aynen. Geldi yani. Anastasya bütün hamleleri yaptı. E şimdi ya, diyorsun ki sen bizi de geçtin diyorsun. Kaç tane kapıdan bak, kovdun? Bak sen nasıl ki beni siz bu hale getirdiniz diyorsan, Anastasya'yı da siz bu hale evet getirdiniz. Böyle değildi ki bu kız. Abla ben her zaman söylüyorum. Bu kız buraya geliyor, bozuluyor, çıkıyorum, zor düzeltiyorum. Sabah yine düzgün geliyor, yine evet bozuluyor, yine düzeltiyorum. Her gün böyle geçiyor. Böyle değildi yani. Ve her Caner'in hamlesinde, Caner elini tuttuğunda o da Melek Hanım'a hamle yaptı. Evet. Peşinden gitti Caner'in. Yani hiç öyle kin tutan falan da bir kız değil aslında. Ama Melek Hanım taktı bir kere. Evet, takıldı. Tamam. Bu iş olmayacak dedi. Yoksa ben Anastasyalık bilmiyorum, bir durum yok yani. Abla ben her zaman söylüyorum, yavru kediyi de kenara sıkıştırsan tırnak atar. Bu kız da öyle artık, bıktı iki senedir, istemiyorum istemiyorum diyorlar kıza ya. Evet, çok kötü bir kız şey. Kız bana güveniyor bir tek, çok benim elimi şey tutuyor. Psikolojisi gitti kız. Ama annem bilmiyorum yani, seven insanlar arasında yapmıştır. Ne bileyim, ilk defa böyle oldu. Benim onun annem bütün böyle değildi aslında. Ya mutlaka belki de anne olarak gördüğüm yani, bizim göremediğimiz bir şey var sevmedi, ama. Anastasya sevmedi Seda Hanım, şimdi ben ne diyeyim, seni sevmiyor yani. Benim için değil, tamam mı? Başka birini olsaydı onu da sevmeyecekti. Ya, o sadece canım. Niye beni seviyor ama? İstemiyor bu kadar. Çünkü beni görmeden önce bir de beni istemiyordu. Doğru. Tamam mı? Ben de konuşma açtım yok. Caner en küçük kaldığı için böyle oldu işte. Hayır, seni istemiyor. Hayır. Senin doğru kızın. Bak diyor ki beni daha görmeden istemiyorum evet dedi diyor. Beni görmedi çünkü bile diyor. Çünkü yabancı gelin istemiyorum diye zaten kadın burada defalarca söyledi. İstemiyor. Ne var ki yabancıda? Ne bileyim yani, bir tür var işte takıntısı, istemiyor. Takıntı ya ne istiyorsunuz siz bu yabancılardan? Saygı duyuyoruz ya biz de annemin istemediğine. Ne? Onlar diyor ki biz diyor her şeyi elde edebiliyoruz. Biz diyor hani alalım diyor anneyi, akrabayı, onlar hepsini. Siz yeter ki bizim olsun. Beni şimdi olsun elde ettikleri kullanalım, için kullanalım, geçen de böyle bir şey dedi. Yok oğlunu çaldınız işte Caner'i bizden. Dün şimdi dedim, beni elde dün, ettiği dün zaman siz beni kaybetmiş, o kazanmış mı oluyor? Evet. Ben ikinizi evet, de kazandım evet ya. Ben ikinizi de seviyorum. Evet. Ben annemi de seviyorum. Seni de yengem gibi seviyorum. Nişanlımı da çok seviyorum. Seviyorum yani i̇şte kardeşim. İşte sevdiğimiz için zaten ne kadar böyle çırpınıyoruz. Da, kavga da etsek de seviyorum tamam, sizi. Tamam sevdiğimiz ama için bu kadar da bir insanın damarına basılmaz. Ben de bunu anlatamıyorum size ya. Biz de sana iki sene, koskoca işte iki sene. Bir çocuk da olsa iki yaşına gelir ya. İki senedir size laf anlatmaya tamam, çalışıyorum. Tamam ne yapacağım ya o zaman? Bana yapacağım bir şey söyle. Cana, annemi ben nasıl ikna edeceğim? Bak taraf ben tutmuyorsan, şimdi taraf tutmuyorsan ortada da kalma. Benim sana söyleyeceğim ben ortada son kelimem değilim ki bu. Ortada değilim, ben arada kaldım. Yani şu an arada kaldım. İşte kalma, ben de onu söylüyorum sana. Annemciğimse annem, annemin yanına git. Anladın mı? Durma, buraya bile gelme. Ama annem beni gönderiyor buraya, onu da kıramıyorum. Diyor tamam ki gideceksin Caner'i diyor, evlene kadar ikna etmeye çalışıyor. İyi niyet elçisi ol dedim. Melek Hanım'ın elçisi oldu o. Melek Hanım gönderiyormuş. Ne olacak abla, dolduruyor diye onu, dolduruyor, ay salıyor Melek üstümüze. Hanım ya. İşte kukla. Nurhan, efendim. Şimdi Caner'cim senin işin çok zor ablacığım ama ne yap ne et. Melek Hanım bu sessizliğini bozmamasının sebebi çok büyük planlar peşinde. Evlenseniz, nikahı da yapsanız elini sizden çekmeyecek. Ne yap ne et, Melek Hanım'ın gönlünü yap. Çünkü çok ciddi. Buraya da gelmiyor ya, çok ciddi. Büyük hatayı sen kınaya almamakla yaptın. Alsaydın belki yumuşardı.
Ben öyle düşünüyorum. Nasıl güveneyim ki ama? Nasıl güveneyim? Burada yaptıklarını görmüyor musun? Gördüm ki ablacığım. Orada sanatçılar da vardı. Yani rezil mi olalım yani insanların içinde? Ama Kına'dan önce o direkt söyledi. Kına gelecek bozulmaya için. Direkt bunu söyledi. Direkt niye alacağız ki onu? Tepeden tırnağa kırmızı yapacağım seni. Tamam ben de duydum onu söylediğini ama yani. Ona çok bozuldu Melek Hanım. Ben öyle düşünüyorum. Olsun. Burada da söyledi artık zaten. Artık fark etmiyor. Biz artık hiçbir şey beklemiyoruz. Evet. Çünkü Caner beni seçti. 19 Nisan'da benimle evleniyoruz. Evet, bitti annem, gitti. Evet anne size katılıyorum. Annem o. Ya bilmiyorum çok kötü şeyler diyor. Söylüyor yani. Öyle bir konuşuyor ki. Vallahi dün bana dedi ki lafları dedi yutma dedi söyle. Annem neler söylüyor biliyor musun Caner? Onların bilmiyorum. Da kabusu olacağım ben diyor. Gece gündüz diyor var ya onlara rahat huzur vermeyeceğim diyor. Beni görmeyecekler ama gölgem diyor onları her zaman huzursuz edecek diyor. Anlatabildim mi? Anladım, i̇şte var anladım. Annem. Biliyorsun. Çok önemli değil. Hiç umursamıyorsun. Kendi sözü zaten ben akrebim diye. Gerçekten evet, var ya o kadar iyi anlattık. Akrepten de beter. Aynen. Ben dedi akrebim durum dedi daha durum evet, dedi. Işte. Kendisi burada canlı yayında söyledi. Geleceğiniz yok sizin. Yok. O bizim mutluluğu unutun. Çok güzel unutun. Bir geleceğimiz var. Siz unutun. Onu perdelemeyin yeterli. Sen nasıl bize. Annemi çiğneyip burada ne bileyim haksızlık yapa yapa kırarak kalbini kırarak yani kadını buradan kovdurana kadar gittin ya onun bedelini çok ağır ödeyeceksin Anastasya. Ben ne anlatıyorum Anastasya. O ne diyor. Harbiden ben ödeyeceksin. Bunlar temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp önüne yemin getiriyorlar. Yemin ediyorum onu. Abla aynı şeyler ya. Ay senin yerine ben yoruldum Caner. Ama aynı şeyleri vallahi siz bana soruyorsunuz. Vallahi elimden gelse vazgeçin diyeceğim ya. Aynı şeyleri siz bana, sen bana soruyorsun. Ben de hatırlatıyorum annemin ne kadar tehlikeli bir insan olduğunu. Tamam ben de o zaman Melek Hanım'a bir şey söyleyeceğim. O %100 bunu dinliyor ve görüyor ve size Melek Hanım bir şey söylemek istiyorum. Buraya gelirsiniz biz yeni sizi kovacağız ve siz yeni alamaya gidip çıkacaksınız buradan. Artık Caner beni seçti. Sizden vazgeçti, sizi çöpe atıyor tamam mı? Çünkü yazıklar artık siz çok büyük bir mikropsunuz bizim ilişkide. Artık biz evleniyoruz. Caner, sen de biraz dikkatli konuşsana Allah'ını seversen ya. Çöpe de atacağım diye. Annem seni çöpe atmazsa ne konteynere atar seni. Ya onun şeyini bulamıyor. Efendim Şadıman, ay Anastasya ya. Melek Hanım'ı ne kadar sevmesem de bir anne anaçlık var ya. Evet. Yani sen de biraz fazla konuşuyorsun. Al çeviremiyor ya ondan. Ay, evet ya. Benim kaynanacığım yazık bak. Size artık ya. Ha, vah vah vah. Bak şimdi öyle bir durum var ki ne kadar olmasa ne kadar kötü de olsa annedir. Biraz daha. Ya benim annem Caner'e artık anne oldu. Ya annene tamam anladık annenin alacaklarını. Yarın bugün alacaklarını da söylerseniz o zaman iş bozulur işte. Anlıyor musun ne demek istediğimi? Yok. Anlıyorsun değil mi beni? Yok ben yabancıyım anlamıyorum. Ama Anastasya gerçekten yani çöpe atacağım bilmem ne yapacağım yani bu kadar da hakaret olmaz yani. Ya ben direkt söylüyorum. Tamam, neye söylemek istiyorum direkt dikkat söylüyorum. Et biraz, dikkat et. Söyleme. Sinirlenme Şadıma. Ama şimdi Seda Hanım gerçekten anne olaraktan sinirleniyorum. Yani düşünüyorum ki benim evladımı alacak olan bir kız böyle söylerse Melek Hanım haklı diyorum. Yolarım ben onu. Aa! Evet. Şiddete hayır. Hayır değil, şiddete hayır ama yolarım. Aa! Evet. Hala söyleyemez. Israr ediyor. Öyle söyleyemez. Ha kötü kaynana. Kötü kaynana. Ne kötü kaynanasın ayol. Evet. Olur geri mu öyle şey? Seda Hanım bak. Gerçekten çok iyiyim, çok iyiyim. Fakat damarıma da basıldı zaman kükrerim. Yani ben Anastasya'dan bu şekilde konuşmasını istemiyorum. Ama ben eminim siz mesela benimki gibi gelin olsaydı siz hakaret Melek gibi yapamazdınız. Bir Melek Hanım gibi kaba konuşmayacaksınız siz. Tamam oğlunu paylaşamıyor konuşuyor. Benimle böyle yapıyorsa ben de aynısı yaparım. Tamam oğlunu sana bıraktı. Ha, al git işte fazla konuşmadan. Mektup veriyorum. Muah. Ha, matruşka sana. Matruşka. Değil mi? Eyvah eyvah. Matruşka bak orada. Matruşkalar burada bak. İşte o kadar çok damarına basıyorsun ki sonra da Melek Hanım kötü diyorsun. Kötü de bir. Sen de biraz fazlasın ha. Yani orada şimdi evet. Sen de boş ben ne şey yapıyorum? Yapma bize. Seda Hanım bu da Melek Hanım'dan daha beter. Tamam ben ama sonuçta anneme saygısızlık yapmıyorum. Annemin istemediklerine karşı geliyorum. Zaten evladım, yapamazsın. Sayabilirsin. Korku neden?
Ne korkusun ya? Korkuyorsun ondan. Saygı, neden korkuyayım? Korkuyorsun. Ya seni gördük, gördük. Burada metre verildiğinde gördük Şadıman abla doğru söylüyor. Metre veriliyor. Sahilde böyle duruyorsun annemin karşısında. Aynen. Bırak bu işleri ya. Allah'ını seversen. Siz de bir tuhafsınız he. Kız saygılı, kızıyorsunuz. Kız bir şey söylüyor, saygısız diyorsunuz. Ne istiyorsunuz anlamadım ki. Elif saygılı, sen de diyorsunuz karakterin oturmamış diyorlar. Evet. Elif'e. Anastasia sinirleniyor, çok saygısız. Bunlar zıt karakter abla, ikisi. Siz evet ne istiyorsunuz ya? Görümce adayı Gamze Iğdır'dan geldi. Ortalık yangın yerine döndü. Düğün davetiyesi fitili ateşledi. Bu özel günümüzde siz değerli dostlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyarız. Kurulan yuvayı bozdu. Aslı seni çağırmasaydı senin düğünün olacaktı. Benim yuvam olacak sanıyordum. Bunun hayaliyle buraya geliyordum. Senin bana yaşattıklarına bak. Ne hayatım ne geçmişe kalmış. Gelin görümce adayı adeta birbirine savaş açtı. Annenin onayı yok, babanın onayı yok. Sen çöpsüz üzüm müsün? Ben istiyorum abla, seviyorum abla ya. Sen tamam. Buraya gelmişsin bizim huzurumuzu bozuyorsun. Aslı'nın yarasına basılınca gözyaşları sel oldu. Annen nasıl kapıya atmış seni? Annen seni kapıya atmış diyor. Karşılık versene. Peki aşk her şeyi affeder mi? Sana 100 kere dedim kısa giyinme. Ben senin tayt giydirmeyip evden çıkarmadığın eski sevgilin değilim. Şimdi sabahın sultanı Seda Sayan'da. Kayahan'ın ablası Gamze dün elinde... Kayahan'ın önceki kendi iddiasına göre, Gamze'nin iddiasına göre önceki düğün davetiyesiyle girince ortalık karıştı ama programın sonuna doğru barışmıştınız siz. Bugün ne oldu? Abla kirpiklere baksana ya. Ne oldu Allah aşkına? Taktırmış gitmiş uzatmış. Gözleri gözükmüyor ya. Sana bakmamak için taktırıyorum. Seni görmemek için. Zaten baştan beridir silmeye alışkınsın sen. Bu kavga kirpik kavgası değil bence. İşte kirpik taktırmışım, kısa giyiniyormuşum. Haklı çıkarıyormuşum ailesini. Taktırma kardeşim, farklı... giyinme öyle. Ya sus, tamam bak sus. Giyinme. Ben sana verdiğim bir ne söz vardı. Sus 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 sus. Aramız... Nereye kadar susacağım ben ya? Aramızda olan aramızda kalsın dedin diye açıklamıyorum. Dışarıda başka bir adama dönüşüyorsun. Beni çıldırtma. Konuşma. Suratına bile konuşma bakmıyorum ya. Senin. Bakma ya. Beş farklı kayağın var. Kendine bir çeki düzen ver. Kendine bir çeki düzen ver. Sen kendine çeki düzen ver. Bildiğin bak. Ne yapacaksın? Yaş 25 ama kıyafet 19 yaşındaki. Senin de akıl yaşın 10. Tabii. 25 yaşında giyecek o elbiseyi. Allah Allah ya. Allah Allah. Kim Seda abi ya? Memlekete gidiyoruz, kim oradan güç ya buluyor. Ablası buraya geliyor, ablasından güç buluyor. Dışarıda ben kimseden başka bir adama güç dönüşüm bulmam. Neyse odur ya. Doğru neyse odur abi ya. Neymiş doğru? Kısa yani kirpik. Bu tavrımın ablamla ya da ailemle alakası yok diyor. Kendi artık bir şeylerden rahatsız olmaya başlamış. Tabii abla ya yeter ya. Seda'nın sokakta yürüyemiyorum ya. Bahsettiği bebeğim benim koleksiyonum var. Çok iyi biliyor. Bak Aslı diyor ki sokakta yürüyemiyorum diyor. Bebekten çıkın. Ben giyme diyorum. İnat. Kısa, inadına mı yapıyorsun ya? Kısa giyiniyorsun. Sen beni değiştiremeyeceğini hala algılayamadın mı? Ben değiştireceğim mı seni? Değiştiremezsin. Sen farkında değilsin, değiştireceğim sen seni. Sen farkında değilsin tabii bazı şeylerin. Görüşeceğiz. Gamze, hoşuna gidiyor mu bu? Kirpiğe bak, duruğa bak ya, kendisini güzel Seda zannediyor. Seda Hanım zaten giyinişine kendisini güzel zannediyor mu? Nasıl tabii giyinişi? Yakışmıyor abi sana. Bir de kirpiklerini taktırmış, özüne geri dönmüşsün. Tabii ki de geri döneceğim. Bir gün durdun ya, bir gün durdun. Duramadım. Yine gözüne kirpi ama kirpiğini taktırmışsın. Ben aynaya bakamadım. Balkondan düşsen paraşüt diye kurtarır o kirpikleri. Aynen seni kanat niyetine kullanacağım evet da bu sizi hiç alakadar etmiyor işte. Konu bu. Ben 7 senedir beni bunu taktırıyorum. Beni gayet alakadar etmesi lazım bu konuda. Ay etmeyecek ya. Bu halinde nasıl gezecek? Beni etmesi lazım. Etmiyor. Sen benim kocam olacaksın. Sahibim değil, kendine gel. Böyle nasıl gezecek kocam seninle olacaksın, sahibim değil. Onu da alamayacaksın da böyle gidersin. Ne alakası var ya? Kullandığı cümleye bak. 25 yaşında böyle giyinemez. Kocam olacaksın, sahibim değil. Kocan olsam senin sahibin değil. Sen beni yönlendirmeye çalışma. Beni kimse yönlendiremez. Ben dominant bir kadınım oğlum zaten. Oğlum erkek kadını yönlendirir, anladın mı? Ben o kadınlardan değilim olacaksın işte. Olacaksın. Ben o kadınlardan olacaksın, olamam. Olacaksın kardeşim, olacaksın. Pijamayla oturup evde senin olacaksın yolunu abi gözleyemem. Abi olacaksın. Sen benim yolumu gözlersin.
Böyle giderse de daha pijamayla çok beklersin. Pijamayla otur evde de beni bekle demiyor. Demiyorum ama uyduruyor da kafadan atıyor çocuk. İşte. Hayır Seda Hanım dışarıda diyor, onu anlatmaya çalışıyorum. Pijamayla çok güzelsin, çiçekli pijamanı giy. Hep bu böyle ona sürüklemeye çalışıyor beni. Ben onun niyetini çok iyi anlıyorum. Burada gördüğünüzden farklı daha dört başka insana dönüşebiliyor. Beni aynen, çok yoruyor, aynen, beni çok mutsuz gibi ediyor. Yani ablası da başka şekilde yapma mutsuz abi, ediyor. Yapma abi, yapma. Giyinme. Tamam ben kırına size diyor muyum? İkinizin de dudakları çok ince, ondan bana yükleniyorsunuz diye. Ya, demiyorum. Abi biz alınmıyoruz senin ki. Senin gibi abartılı değiliz ki bu. Senin her yerin ya, silikon. Ya üstü sana, üstü sizde sana lazım abi, ama ben demiyorum. Abi biz konuyu abartmıyoruz, anladın mı? Biz abartmıyoruz konuyu. Ben abartı seviyorum. Madem beğenmiyorsun. Yakışmıyor ama. Bir senedir benim yakışmıyor. Bir ne işin var? Şadman Hanım'la yakışıyor mu? Açılmış saçılmışsın. Yakışmıyor. Benim Şadman Hanım'ı veya seni bana yakıştırmaya ihtiyacım yok. Ben kendimi yakıştırıyorum. Böyle mutluyum. Önemli olan benim mutluluğum. Tamam ben böyle mutluyum. Abi makyajsız halin çok güzel ya. Bu ne ya? Ben makyajsız mutlu değilim, böyle mutluyum. Kirpiklerin yine kaşına değiyor, yaptırmış. Değmesi lazım. Olmayınca eksik hissediyorum. Şu haline bak ya. Nasıl gezecek seninle? Kirpiklerim ya? Kirpiklerim olmayınca bak. Senin yanımda olmasından daha eksik hissediyorum. Bir de öyle düşün. Yanına geliyorum, buraya geliyorsun. Buraya geliyorum, kalkıp buraya gidiyorsun. İstemiyorum. Alışmışım onlara. Alışmışım. Tamam onlarla yaşa o zaman. Onlarla yaşa. Onlarla yaşa. Sen olsan sen da de gel buraya. Böyle aklını başına al artık. Ne İyi yapacaksın mi böyle? Peki? Ne oldu Şadıman? Birisi istediğim kızı istemiyor. Annemle ailemle görüşmüyor. İşte ablam. İstediğin kız olmuyorum ki. Birisi de değişmiyor. Ben ne yapacağım sen ya? Değiştirirsen istediğin kız olmam zaten. Beni böyleyken istedin, böyleyken beğendin. Neden değiştirmeye çalışıyorsun? Ne yapayım, ailen mi sileyim senin için? Aileni sen sil demiyorum. Ben buyum. Gördüğün gibi. Ama biraz değişsene ya, ben sana demiyor muyum? Ya, demiyorum sana komple at git. Diyorsun. Demiyorum abi, ne zaman diyorsun ya? Komple at. Diyor komple at diyor, dudağını erit diyorsun. Zaten saçlarımı kestin, çok mutsuzum. İyi yaptım, ne güzel. Ben niye izin verdim ki saçımı kesmeye? Ellerime sağlık. Ne oldu Şadıma? Evet. Her şeyi yaptırıyor. Ondan sonra diyor ki ben niye izin verdim? Senin aklın yok mu? Niye kestirdin? Çünkü ben aklımı günde bir saat kullanabiliyorum. Onu da burada kullanıyorum zaten. Aslıcığım bak. Sen kirpikleri çıkardığın zaman daha güzeldin. Bir. Bu kıyafetle hiç güzel değilsen iki. Size göre. Sana yakışmamış. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Bak, benim zevkim çok iyiydin sana ama seni hiç böyle beğenemedim. Seninki abartı. Seninki zevk mi? Abartı yani avantgard, bu böyle bir ya bir gün değişiyorsun, bir gün. Değişemiyorum, başaramıyorum çünkü o değilim yani. Neden beni başka bir şekilde etiket yapıştırmaya nasıl gezdirecek çocuğum? Durmaz. Hıdır'a zaten bizi rezil ettin. Onu geçtim artık. Hala rezil ediyorsun ya. Bizim gelinimiz avantgard güzel. Biz olmasın. Onu taşıyabiliyoruz bizim diye. Bizim memleketimizde var gelinimiz. Vallahi billahi ya. Ya senin gelinini bu adak istemiyoruz. Ya ne gelin abla sende ya? Ne gelini ya? Kim var ya? Senin gibi de değil. Ben istiyor muyum sen orada diyorsun abla ya? Zaten. Başladık yine. Bakın konu çok açık. Benim gibi olmayanı istemiyor. Beni istiyor bu adam. Seni ama senin yüzünden biz de mutlu olamıyoruz. Ne artık gelin ya? Ne engelin abla ya? Artık seni de istemiyor. Ne engelin abla? Şükran. Gelin tuturmuşsun. Ne abla, ne engelin ya? Kayahancığım dışı. Değil. Dışarıdaki tüm dostlarımız var ya, dün beni çevirdiler Kayahan'cığım. Özellikle söylettiriyorlar. Kayahan diyorlar, Aslı asla yakışmıyor. Gerçek mi o Aslı diyorlar diye sordular bana. Ben nasıl dedim gerçek ki, ben mi yapay zeka oldum? Dedim tabii ki. VR görün. Tabii ki gerçek ama dediler Kayahan'a gerçekten yazık oluyor. Bir an önce Aslı'yı bıraksın. Yazık ediyor kendini orada. Ya vallahi bana diye yazık. Söylediler bana yani. Kayahan'cığım gerçekten sen buraya geldin dedin ya, ben seni bu şekilde kabul ediyorum. Her şeyinle kabul ediyorum. Şimdi Iğdır'a bir gittin geldin abla, sen. Abla ne yapayım, ailem daha beni buraya bir getirdi. Saniye ya, bir ablam saniye. Burada. Size verdiğin cevabı kimse ya duymadı mı? Bekliyorum tepki verirsiniz diye, kimse tepki vermiyor. Hem Allah bana yazık mı? Yazık bana. Bana yazık asıl. Bana yazık. Ha. Bana sen yazık. Hayırdır bana yazık ya. Ben senin yanıma ya nasıl yakıştırıyorum bir kere. Bana daha heybetli, daha tabii, gösterişli tabii o zaman bir adam tabii lazım. Tamam onlara git sever o zaman. Biz de kendimize göre delikanlıyız abi. Hayırdır? Tamamen değiştirdim. Seni yakıştıramıyorlarmış benim yanıma. Şükran bekle. Seni yakıştıramıyorlarmış. Bana gelen mesajlarda giyinme, da giyinme. Senin o kadar kültürsüz. Giyinme. Aynı dili bile konuşmuyorsunuz diye geliyor bana mesajlar. Bırak abi, ayağını git kendine diye göre kültürü var. Evet. Herkes kendine göre işte. Kendine göre yaşantı biz seninle tarzı aynı frekansta bile değiliz. Aynen değiliz. Değişmen lazım o zaman. İşte ben neye dayanarak? İşte değişmen lazım. Ben neye dayanarak değişmen acaba lazım seninle bir hayal kuruyorum?
Abi benim gibisini nerede bulacaksın sen ya? Senin gibisini derken tabii, bazı nerede bulacaksın ya? Nerede bulacaksın abi ya? Kayan sen şarkı söylemenden mi bana daha diyor. Abi okurum işim bu benim. Ne yapayım ben? Sen duymuyor musun? Kulakların duymuyor mu? Ne diyorsun abla ne? Duymuyor musun kızı? Ne diyor sana? Ya bana ne? Daha ileri layık diyor. Bunu bile söyletiyorsun ona ya. Beni görsel olarak yanına yakıştıramayanlar var. Kabul ediyorum. Çünkü dediğim gibi zevkler ve renkler farklı. Ama sen benimle sen aynı dili dahi konuşmuyorsun. Güzel kadın oluyorsun. Makyajını çıkarmıyorsun abi ya. Çıkarmayacağım. Ya daha bak ya. 2 kilo boya yapıyorsun. Kirpiye bak ya. Kendini geliştir o zaman. Sonra beni eleştirmeye hakkın olabilir. Kendimi niye geliştireyim ki? Kendini geliştir de aynı dili konuşalım. Abi kendimi niye hangi İngilizce mi öğrendin? Niye senin gibi İngilizce mi konuşalım? İngilizce öğren. Hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Tanımıyorum. Eski başka şeyler öğren. Eski hatırlamayayım ben. Hayır. Hatırlamıyorum. Vallahi. Benim kardeşim niye senin için kendini değiştirecek veya niye değiştirecek? Niye değiştirecek? Neyi var benim kardeşimin? Gerekiyor. Neyini değiştirecek? Siz diyorsunuz ya aslında onun önüne engel olur. Evet, hayallerini engelsin. Yapamaz. İşte hayalleri için kendisini diksiyonunu, abi sen bana engel değilsin. Karakterini bak, bana bak, geliştirmesi sen. Gerekiyor. Sen bana engel değilsin ki zaten. Bak yine oraya takıldı kaldı. Yapma ben abi. Bir şey anlatıyorum o beni anlamıyor. Yapma abi ya. Yürü lan sen. Yapma abi ya. Bir şeye takılıyorsun. Sokacağım onu, anladın mı? Kafana sokacağım onu. Ben senin kafana sokacağım. O tırnaklar çalıyor abi. Giysiye bak ya. Ayakkabıya bak hadi ya. Sen kafama sokmaya çalışıyorsun ama sen, ben sana bilgiyi alıp kafana sokamam. Senin biraz mesela okuyup kendi geliştirmen lazım. Ne var ayakkabıda? O ayakkabı moda. Sevmiyorum abla ya. Ne ya? Moda moda. Bu ayakkabılar moda. Her rengi var. Seda Hanım o nereden bilsin modayı ya? 2 metre ya. Nereden bilsin ya? Her şeyi sen biliyorsun zaten. O hiçbir şey bilmiyor. Her şeyi sen biliyorsun. Ben... Zaten senin yüzünden oldu abla. Sen niye benim yüzümden kendine... oldu? Konuşmuyorum konuşmuyorum ama. Ne oldu benim ben yüzümden? Ben davetiyeyi alıp geldin ya Gamze. Gerçekleri getirdim Seda. Atmışsınız sahte bir davetiye. Tarihi de atmışsınız. Ne evliliği ya? Gelmeseydin evlenecektin. Kim evlenecekti abla? Sen ne yapıyorsun sen, ya? Sen. Ben olacak halim yok. Ne evliliği abla ya? Allah'ım yarabbim ya. Aslı, ne oldu sana... yine benim kirpiğimle benim ayakkabımla davetiyeni örtmeye çalışıyorsun. Ben burada Aslı'yı çekemiyorum bir de orada. Evleneceğim mi ya? Allah ekber ya. Bak bak burnuna ablan ne getirmiş bana. Burnuna takarsın düşmez. Bak. Ben kulaklarıma takmak istiyorum burnuna seni takarsın. Duymamak için. Burnuna ya ne git tak git tak bak. O kulağı kapatmaz ama. Ben mutlu değilim. Abartılı bir adam da değilim. Ben seni modernize etmeye çalışıyorum. Sana Gamze yeni de tam görümce. Bak. Takmak ister misin burnuna? İstemem. Düşmez. Senin sevdiğinden... Al tak burnuna. Seni sevdiği için getirmiş ya. Düşmez seni burnun. Sana için vardım böyle. Takarsın, takarsın. Baksana benim ihtiyacım bana. Yok. Ya nereye beni seviyor? Seni seviyor tabii. Sevmesi getirmez. Yok sevmiyorum. Seviyor ya. Onu ablam, nereden çıkardın? Sevmiyorum. Bir bardak su bile vermez anladın mı? Sadece burnu düşmesin sana diye getirdim. Sana elini vermiyor bana mandal veriyor. Ya, elini uzatmıyor sana. İlişkimi bozuyor ablam. Kendi ablam ilişkimizi bozuyor. Hangi ilişki? Mandalını getiriyorum. Bozuyor ilişkimizi. Bozuyor. Hangi ilişki? Ama dün el eleydiniz siz. Sen bir şey yapmışsın Kayahan. Gitti abla gitti. Evde bekle 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 gelmiyor. Saat olmuş 9:10 kirpik taktırmaya gitmiş. Beklemek zorunda mıyım seni? Ama o kirpik uzun sürüyor ya. Sedan alışveriş yaptım çünkü ablası benim sinirlerimi çok bozuyor. Herkes de bana soruyor zaten. Gamze neler yaptı stüdyoyu yıktınız. Nasıl başa çıkacaksın? Emin misin Kayahan'dan? Genellikle bu soruyu alıyorum. Abi ben emin miyim Aslı'dan? Sen saat başı beni gördün arıyorsun mi? Görüntülü artık ya. Artık aklı başına geliyor. Seda Hanım dediği bir şey var. Bir saniye izin ver. Girdiğim her mağazada onu görüntülü aramak zorundaymışım. Beni arıyor. Önünü göster, arkanı göster, sağını solunu göster. Ay bu ne ya? Beraber gidin alışverişe. Yoruluyorum abla yoruluyorum ya. Yoruluyor depresyona giriyor. Seda Hanım nasıl beraber gidecekler? Çocuk kafası yerde gidiyor. Nasıl gitsin beraber mağazaya? Başı belaya gidecek. Ama sokakta böyle gezmiyor. Nasıl gidecek aslında böyle çıkıyor musun mağazaya? Dışarı? Böyle gezmiyorsundur canım. Yer. Yani mesela mağaza, akşam yer abla. Çok şık bir yer içindir bu. Yani. Yoksa bir AVM'ye böyle gitmiyorsun. AVM'ye böyle gitmiyorum. Tabii canım yok gidersin ya. Gidersin sen. Spor da gördük ya belki aslında. Giderim sana sen ne? Gidersin. Sana kal. Gittin sen de mağazaya. Sana mı kal? Sen de mağazaya nasıl gitsin? Bugün çıkışta böyle gideceğim. Sana ne? Ne yapacaksın? Aynen böyle gideceğim. Git. Aa bu çok güzel. Kendini gösteriyorsun. Kayağını da aramayacağım. Kendini gösteriyorsun. Gösteririm. Işte. Gösteriyorsun kendini. Gösteririm. Bizi zaten rezil gösteririm. Sen mi kendini göstereceksin? Bizi rezil ettin. Ben göstereceğim evet. Ben dudaklarından memnunum. Senin bana bakarlar sana mı bakacaksın? Aslı elbiseyi çok beğendim böyle bu arada. Bana da al. Teşekkür ederim Seda Hanım. Renklerinden al bana tabii da kız. Tabii ki güzel rengini alırım. Gideceğim bugün mağazaya Seda Hanım. Tamam git söyledik Seda Hanım istiyor renklerinden de. Burnuma ben daha takmayacağım ama. Başım dik yürüyorum ben. Tacım düşer. Sana bak gel.
Ben ne yapayım sana? Böyle dudak dolgusu mu taşıyacağım yanında gel sana yapayım diye bana mandalla geliyorsun. Senin gibi gezmektense böyle gezmeyi tercih ediyorum. Kıskançlığından yapıyorsun tamam, bunu herkes farkında. Sosis dudaklı. Evet sosis dudaklarını mı kıskanıyorsun? Kirpiklerinde süzgeç gibi. Sen de her gün kırmızı sürüyorsun ama domates dudaklı makarna bile olamazsın. Çok küçük çünkü dudakları. Kirpiklerinde de makarna mı süzeceksin? Makarna ile benim ne işim var? Kirpiklerin süzgeç gibi de. Ne işim var makarna ile benim? Ama herkes taktırıyor kirpik Gamze. Bunun gibi değil Seda Hanım. Ya dün ne güzeldi ya bak. Abla bu ne ya? Konuşayım benim kirpiklerim bu ne ya, bu ne bunu? Yoksa bu ne ya? Senin... Ya öyle seviyor, öyle tavrın. Seviyor. Ben sevmiyorum, gözümde nefret duyuyorum ya. Beni şey... Ben de senden nefret duyuyorum. Çirkin gözüküyor yüzüme ya. Sen de benim gözüme çok çirkin geliyorsun. Çok doğal güzelliğe var başladın. İrite ediyorsun beni. Vallahi Kayahan, ya. Biz de söylüyoruz Aslı'ya. Mesela dün az kirpikle ben daha çok beğendim. Dün aslında ne kadar mutsuzdu? Yüzü çok güzel ama mutsuzdu. Ne kadar mutsuzdu? Bugün de ben mutsuz oldum. Bak dün ağladım. Bugün ağlamam oldum. Çünkü bir şey fark ettim. Senin mutsuzum. İçin makyaj malzemelerimi harcayamam. Artık senin için gözyaşı dökmeyeceğim. Aynen makyaj yapma da lütfen. Yok akıtamam senin için. Beğenmediğin makyajımı. He ben de yanlış. Nasıl para yetiştireceksin sonra bak. Ablan evet. Diyor ki kardeşim parası yetmez. Senin silikonlarına yetmez ki onun parası ay, zaten. Ay ben silikonlarımı yetmez ki zaten. Sadece silikonları hiçbir değil, şeyine de yetmiyor. Senin hiçbir şeyine yetmez. Senin bu giyinişine bile yetmez benim kardeşimin evet, parası. Evet bence de yetmez. Efendim benim Demet. Benim bir duruşum var. Benim bir duruşum Aslı'cığım, var burada. Sakin. O delikanlı adam. Aslı'cığım sen buraya ilk geldiğinde ne demiştin? Ben ilgi çekmeyi seviyorum demiştin seviyorum. Değil mi? Tam şu anda sen istediğin şekilde hayalin gerçek oldu. Şu anda gayet güzel bir şekilde herkesin ilgisini çekiyorsun. Ayakkabılarına bayıldım bu arada çok güzel. Her şekilde güzelsin sen. Ayrıca günlük hayatta artık Aslı gibi dolaşılıyor. Öyle giyiliyor yani. Kayahan sen bunu Aslı'yı istemiyorsan gidebilirsin. Aslı sana zaten fazla aslında biliyor musun? İşte bunu herkes gerçekten öyle. Evet, Şükran'ın, yani. Şükran'ın iddiasını Demet abi. Çürüttü. Şükran dedi ki karşılaştığım insanlar haber gönderiyorlar. Kayahan Aslı'ya çok fazla. Demet de dedi ki Aslı sen Kayahan'a çok fazlasın. Aslıcılar ve Kayahancılar abi, oldu. Abi çıksınlar sokak mi? Röportajı yapsınlar. Ben aklı çıkmasam var ya burada ben. Demet hangi Hanım'a konuda? Dün de söylemiştim çok seviyorsanız evinize götürün diye. Götürürüm neden? Tamam işte dün de söylemiştim yine söylüyorum. Oğlum. Benim kardeşimin neyi var? Gözlerinizde bozukluk var herhalde. Hayır benim gözlerim çok güzel görüyor. Var, gayet var, kardeşin var. Yakışıklı, güzel. Bir doktora güzel. Gidin bence. Ben Kayahan yakışıklı değil demiyorum. Aynı düzeyde değiliz. Aynı akademik fikirde değiliz. Evet. Anlamda. Aynı fikirde değiliz. Eğitim sen yakışmıyorsun olarak, kardeşim evet. Yanına o doğru. Diksiyon yakışmıyorsun. Olarak. 25 yaşındayım. Sen neren 25 yaşında? Sen misin 25 sen yaşında? Neren 25'in? Sana ne benim yaşımdan? Senin 25 yaşında... Sana nasıl benim yaşımdan? Kendine söyleyebiliyorsun. Tamam mı? Kendine söylüyorsun. Bana gelince mi söyleyemiyorsun? Sana ne asıl? Benim hiçbir yerim seni ilgilendirmez. Söylediğim işte. Gibi. Böyle kardeşim yanımda olduğun için maalesef ilgilendiriyor. Ben Kayahan yakışıklı değil demiyorum. Benimle aynı dili konuşamıyor zaten. Diyorum. Zaten diyemezsin. İngilizce öğrenmek zorunda mıyım? İngilizce mi öğrenecek bu yaştan değil. Sonra? Şu anda konuşuyorum ya aynı dili. Türkçe konuşuyorum. Biraz geride kalmışsın. Niye geride kalayım ki şu düşünce anda konuşuyorum. Düşünce olarak geride kalmışsın. Sen İngilizce konuşuyorum diye ileriden mi gidiyorsun? İngilizce konuşuyorum geride diye ileriden mi gidiyorsun? O zaman isteme beni git. İstemiyorum zaten. İstemediğin için mi çiçeğimin yanında oturuyorsun? Ya bu sana ait bir şey mi? Şimdi deli etme beni. O bizim dekor Kaya. O benim değil ama ben onu sana sen mi para verdin aldın bunu? Burası stüdyonun. Cimri adamsın ayrıca. Oğlum ben o gün cimrisin. Kaldırdım dansa verdim sana. Ne aldın bana bugüne kadar? Sana cimri. Sana cimri. Bana cimri. Benim senin attım yanında duruşum bile yeterdir anladın mı? Ya başlatma duruşuna. Tabii. Yanında duruşum yanında sevgilisine duruşum. Sevgilisine neler duruşum? Aldı? Telefonu aldı. Her ne şey telefonu alacağım abla? Sen ne açıyorsun o konuları ya? Yeter ya. Sana cimri. Sana cimri. Bana hiçbir şey almadı. Bir tane çiçek aldı. Birini de burada kadınlar gününde sen ne açıyorsun eski sevgili abla ya? Sana cimri diyorum. Eski almıyor. Sevgilisine bak neler aldı. Ya ne alacağım ya? Ben mi aldım? Ben de almadım. Kim aldı? Ne bileyim. Ben sana aldım ama. Kolundaki saati ben aldım. Aslı. Tavır koymuşsun ama küpeleri kulağında. Yanımda başka getirmeyi unutmuşum da şimdi ondan da şey bulma. Yani dövmemi de mi sildireyim ne yapayım bilmiyorum. Tavır koydum da kombinime uyuyor diye taktım küpeleri. Peki sevdiğin erkek için bir adım
Atamaz mısın? Sedam atmaya çalıştım dün. O kadar mutsuzdum ve enerjim düşüktü ki ben enerjim ve auramla varım. Sen beni sindirmeye çalışıyorsun. Ben aşırı derecede yoruyor abla ya. Vallahi billahi yoruyor beni ya. Benim ışığımdan rahatsızsın sen. Beni yoruyor, beni yoruyor ya. Vallahi beni mahvediyor ya. Yoruluyorsun işte. Ne? Annem de dedi al gel kardeşine dedi. Gel gidelim. Nereye gidelim? Nereye gidelim abla? Nereye gidelim abla? Niye bununla kafanı nereye yoruyorsun? Gideceğiz? Nereye gideceğiz? Gel gelinimizle. Ne gelin abla ne? Ya? Ne gelin ya? Yeter artık ya. Güzelce düğünümüzü yapalım. Niye bununla ya? Yoruluyorsun burada? Kayan şu an nasıl hissediyorsun? Abi yorma beni. Dediğimi yapsana nasıl ya. Nasıl hissediyorsun? Abi dediğimi yapma ne lan ya? Oraya gidemiyorum. Burada da kalamıyorum. Of. Arada kaldın. Hiç sorun değil. O zaman iki memleket arasında bir yer bulur yine gidersin sen. Şu an öyle arada kalmış gibi hissediyorsun. Kafam yoruldu. Yoruyor seni. Yeter ya. Kayahan, nasıl olmasını isterdin Aslı'nın? Ne yapmasını isterdin? Ya abla kumaş pantolon giysin güzel, elbiseler giy. Vallahi ya kapalı gömlek giysin güzel. Tırnağını komple kes ya. Bak titriyorum sinirden. Oğlum düğme şey yapamıyorsun bundan ya. Bundan bahsediyorum işte. Oğlum düğme, oğlummuş, kızımmış. Bunlar yok artık. Ne yapayım abi geride ben oraya ne yapayım ya. Geride kalmışsın. Ayakkabısını giyemiyor. Üst nasıl dikkat ilikleyecek? Et. Bak, ayakkabısını giyemiyor. Nasıl düğmeyi ilikleyecek? Yapamıyor. Ayakkabısına bağlayamıyor işte. Ki tırnaktan. Görmüyor musun? Yapamıyor. Kaç kere gelmişsiniz? Yapamıyor. Ben onları nasıl giydin Hayret? Kendim giydim evet. Uzun Hayret sürdü. Nasıl giydin? Uzun sürdü ama giydim. Nasıl giydin? Yani çok uğraştın zaman mı? Böyle taktım. Burnun düşmedi değil mi yere? Böyle yaptım. Bakmadan hı taktım. Sana ne? Sana mı kaldı? Evet bana kaldı. Bugün küstük kendim giydim. Hayret işte. Hani her kişide atatürk mü giyeceksin? Ne yapacaksın? Şimdi küstükçe seninle daha fazla abartacağım. Kayahan giydirseydi zaten hayatta bunu giydirmezdi sana. O görmedi ki tabii, kombinimi. Tabii tahmin ediyorum. Burada ondan şaşırdı. Ondan çıldırdı çocuk bak. Ve geldik Şadıman'ın dediklerine. Ne olacak bu iş Şadıman? Ne olacak? Seda Hanım bir şey söyleyeceğim de. Aslı şimdi Kayahan'a bu kadar kelimeler söylüyor. Yarın sen bu kocayı nasıl taşıyacaksın yanında? Taşıyamaz. O beni taşıyamıyor. Ben niye onu taşıyayım? Ya sen kendini ne zannediyorsun ya? Ben seni taşıyamam ki ama. Kutu bebek zannediyorum. Porselen bebeğim ben. O beni taşıyamıyor. Ya ne bebeği yapmışsın tamam, bu tamam seni sandığa koyalım. Sen sandıkla doğrusu bebek. Sen asıl beni rencide edici kelimeler kullanıp beni taşıyamıyorsun. Ne yapayım? Değiş diye rencide ediyorum burada seni. Değiş. Ya değişemem. Abi, sen beni böyle sevdin beğendin. Değişmiyorum. Evliliği. O beni unutsun ya. Niye abi değişmen lazım, değişmen lazım. Sen ailemi kabul etmesi için değişmen lazım ya. Nereden bulacaksın? Neyse de değişmen kabul lazım ya. Kaya. Tabii doğru diyorsun. Senin gibi Kaya kadını nerede göreceğim bulacağım ya. Evet ben yeganeyim. Bulamazsın. Vallahi değişse ya. Değişse de kabul etmiyoruz. Değiş değiş deme. Değişse de kabul etmiyoruz. Ya abla yapma ya. Kurban olum yapma ya. Sen ben değişse yokken de kabul etmiyoruz ya abla ya. Bir gün değişti. Abla kirpiklerini çıkardı. Ne oldu? Süzgeçlerini geri taktı. Vallahi sen, billahi ya. Sen ben olmadığım zaman tek başına başarabileceğimi mi sanıyorsun? Niye önceden sen mi vardın? Neden önceden o zaman sen mi her yerde sana beni soruyorlar. Aslı nerede? Aslı nerede? Aslı nerede diye. Bensiz bir hiçsin çünkü. Vay be. Evet. Önceden göreceğiz sen mi vardın? Bundan sonra. Önceden bu kadar Kayahan vardık. Sevgilisi vardı. Sen mi vardın ya önceden? Ya ne sevgilisi abla? Sen mi vardın? Abla neden kapatsana bu konuları ya. Sen burada mi vardın? Neden onun yanında değil o zaman? Her şeyi hazır. Neden gelmeseydin gelmiyordu. Sen gel demeseydin gelmiyordu. Nikah masasına oturuyordu. Evet ben tamam kandırılmış. Ya ne kafasını yaşıyorsun abla? Ne nikah? Ne nikah yani ne masası ya? Ne nikah evet ne masası ya? Her şeyin hazır. Ne hazır ya? Her şeyin hazır ya. Ne hazır ya? Davetiye, gelinlik, damatlığın bile hazırdı ya. Siz şaka mısınız ya? Şaka mısınız siz ya? Sensiz şaka. Bu yalanı ne zaman bırakacaksın abla sen ya? Yalan değil ki gerçek. Bence sen bu yalanı ne zaman bırakacaksın? Ya bir inanma bunlara ya. Arada inanma çıktın abi gel ya buraya. Bir inanma ya yeter ya. Göz önünde. İnanma ya ne göz bunu önünde ne ya? Ben de gideyim yapayım çıkartayım onu. Ne var onunla ya? Senin de sesin kısılmaya başladı aferin. Ben senin de sesim kısılmaz. Bekle kısılmaz. Bu ojeyi süren kim? Ne bileyim burada babamın adı yazan oğlu mu, babamın kim kızı mı ne bileyim abi bu ya. Bu tarihi kim aldı? Bana gösterdiği düğün salonu mu? Oje sürüyorsun orada diyorlar. Diyorlar ya acaba Gamze'nin eli mi hiç benim elime benziyor mu? Ablacığım, o da mı yalan? Geçmişe kaldı sen geçmişimi niye yalan açıyorsun sen? O da mı yalan? Sen geçmişimi niye açıyorsun ya? Geçmiş değil o. Olacak bir şeydi. 20 Nisan'da ne diye buraya geldin sen ne diye buraya geldin ya? Seni almaya geldim. 20 Nisan geçmiş mi oluyor? Ben burada yokmuşum gibi davranmaya ne kadar devam edeceksin?
Ben anneme sözümü tutacağım. Seni ve telefonda Tuğba var. Alo Tuğba. İyi yayınlar Seda Hanım. Teşekkür ederiz hayatım. Seni dinliyoruz. Seda Hanım, Gamze oradan kayanı da alsın. Çıksın gelsin. Aslı orada kendini göstermeye devam etsin. Benim gibi birini bulamaz diyor ya. Biz zaten Aslı gibi birini aramıyoruz böyle ki. Böyle yaptığın sürece, böyle olduğun sürece böyle olacak. Siz zaten bak, beni taşıyamazsınız ki. Ya bir boş ver taşıma maşıma. Ben muhabbete bak taşımıyor. Sen annenin yanına git ya da kendini göstermeye devam et. Sen çanta mısın, biz seni taşıyacağız? Böyle aa, yaptığın için böyle oldu bak. Böyle oldu bak, aslında böyle oldu bak, böyle oldu ya bak. Ben başından... Böyle oldu bak, değişmek zorundasın abi. Abi değişeceksin ya. Abi değişeceksin ya. Değişeceksin, değişeceksin. Anladın mı? Konuşturmuyorsun. Değişeceksin. Ben seni susturamayacağım bir tane değil. Kes sesini. Abi sustururum seni ya. Kes. Değişeceksin ben ya. Ben markete de böyle gidiyorum. Sana ne? Gidemezsin abi. Gidelim ya sana. Benim bir adım var ya. Benim bir adım var ya. Benim bir duruşum var ya. Benim duruşum var ya. Benim de bir duruşum var. Sen duruşumu rencide edemezsin ya. Yeter abi ya. Sen sanatçı adamsın. Seni benden başkası asıl taşıyamaz. Tabii tabii. Ne yaparsın biliyor musun? Ablanın gelin adayıyla evlenirsin. Ya benim fotoğraflarıma bakarsın. Niye senin fotoğraflarına bakacak? Abi senden de evlenmiyorum ya. Değiş ya, evlenmiyorum hani ya. Hani evleniyordu? Hayal kuruyorsun dedim kızım sana. Sen de bir sus hayal, abla. Sen de bir sus ya. Bir sus ya, bir sus ya. Tamam mı? Sus be abla ya. Sus abla ya. Tamam mı? Ükelalaşma. Sen kimsin benim kardeşime bağırıyorsun? Benim yanımda aslında annem babam. Ben varım kardeşimin arkasında. Beni benim yanımda annem babam ablam yok diye. Siz bana bunları yapabiliyorsunuz. Bana ne? Yok ne yapacaksın? Yok. Ya? Vicdansız. Vicdanım var benim ama sana yok. Nereye vicdanım var abi? Tamam. Söyle, var mı ailen? Ailen var mı aslında? Ailesi var. Ailesi var. Var mı ailen ailesi var. Ailesi sen var. Niye ayaklanıyorsun? Pardon. Burada mı? Neden ayaklanıyorsun? Burada mı ailen? Ben tek başıma yeterim. Tek başıma. Tek başıma. Evet. Ne yapacaksın? Ya. Abi yeter ya. Geç otursan oraya ya. Birbirinize dokunmayın. Dokunmadan konuşun. Dokunmadan. Beni evlenmemekle mi seks ediyorsun? Sen kaybedersin. Abi değil. Sen kaybedersin. Ben ne kaybedeceğim ya? Evlenmiyor işte. Ne kaybedeceğim ben ya? Gördü gerçeklerini çünkü evlenmiyor senle. Senin neyini kaybedeceğim ne ya? Değiş abi, değişeceksin ya. Değişmek zorundasın. Hayır, beni burada. Rencide etmeye çalışarak. Rencide etmiyorum. Sen kendi kendini burada rencide ediyorsun. Sen kendi kendini burada rencide ediyorsun ya. İlk çağda yaşıyorsun sen. Tipe bak ya. Gördün değil mi? Yüze bak ya, yüze bak ya, yüze bak ya. Ayna yok mu ya, ayna bir tane bak, ayna. Bak, Kayahan. Ayna yok mu abi ya? Ne demek tipe bak ya? Baksana oraya, baksana bak. Televizyona baksana bir ya. Bakıyorum çok bu ne ya? Sen mi? Maşallah. Sonra yazıyorlar, 40 yaşında gözüküyorsun. Ağlıyorsun ondan sonra. Ya böyle... Bak, bak, bak. Ya ne alakası? 25 yaşındaydın ya. Abi bak, bak, şu anda baksana bak. 40 yaşında gözüküyorsun bak. 25 yaşındaydın. Bak bunları söylüyorum, çekip düzen ver diye kendini, anladın mı? Ya sen istediğini söyle, ben çok güzelim. Ya neren güzel ya? Abi başlayayım mı saymaya? Nerem çirkin asıl? Dudakları silikon, ben sayayım, burnu düşer. Kirpiklerin kör etmiş seni ya. Allah'ıma ya. Kirpik seni kör etmiş ya. Kaya madem öyle benimle işin ne? Madem tipe bak ya bilmem, benimle işin ne? Ne yapayım, seviyorum, ne yapayım? Sevme kardeşim, böyle bir sevgi mi var? Sevdiğim bayanın böyle bir... Böyle bir sevgi mi var? Sevmiyorum abi ya. Asıl sen Nerem'i seviyorsun? Sevgimi unutturdun bana ya. Bir de sevgini unuttum. Tabii ya. Unutmaya devam et. Kirpiye baksana ya. Her şeyi unuttuğunu ya kirpiye biliyorduk. Bak, kirpiye, bu ne ya? Her şeyi hatırlamıyorum diyorsun ya. Gözle bak ya, kirpiye bak sevgini ya. Sevgini unuttuysan ya bugün binersin, çıkışta gidersin memleketine. Sevgilisine nasıl her şeyi hatırlamıyor? Nereye gideceksin ya? Aslı hatırlamıyor da artık seni de hatırlamayacak. Evet, kadar sevgisini unutmuş. Hatırlamayacak seni tamam, de. Tamam ya, beni sevmeyen bir adamla aslında. Çok sevindim, hatırlamayacak. Abi değişmem lazım. Çocuk sen sevgimi unuttun beni ya. Daha bir kelime daha kurma. Abi unuturum, abi unuturum, konuşma ya. Yürü git otur. Ağzım bozacağım, kalk git. Yürü git otur ya. Bağırma kardeşime. Otur yerinde. Ne oldu size? Sevgisini unutmuş ya. Benim beni sevmeyen insanla işim ne? Ben seni niye çekeceğim ya? Ne çekeceğim ben? Seni ne çekeceğim? Ben seni ne çekeceğim? Ben seni ne çekeceğim o zaman abi? Git ablanın yanına otur, onunla çıkışta gidersin memleketine. Neye gideceğim ya? Peki ne yapmak istiyorsun? Amacın ne senin? Abi değiş. Değişmeyeceğim. Ben seviyorum. Senin gibi silip atmıyorum, anladın mı? Aa, silip attın şimdi. Sevgimi unutturdun bana dedin. Sevgimi unutturdun. Ama silip atmıyorum, anladın mı? Nasıl atmıyorsun silip? Değiştikten sonra yine seni unut... Değişmiyorum ama. Ya abi ya. Bir... Ben değişmiyorum. Ya. Sen ne yapacaksın? Ya sen neyin kafasını yaşıyorsun? Yoruldum. Kaya, konuşmaktan yoruldum. Ya. Vallahi billahi. Kaya. Ben nereye gideyim ya? Bir sus. Değişir mi o? Değiş, değiş, değiş. Değişir mi? Bir gün değişti. Ya değişmiyorum. Bir gün. I'm not changing myself. Hala İngilizce konuşuyor.
Anlamıyoruz biz seni. Siz beni Türkçe konuştuğumda da anlamıyorsunuz. Biz seni anlamıyoruz. Evet. Ne konuşuyorsun? Anlamıyorsun. Ya. Ben de sana diyorum bak kardeşin sevgisini unutmuş. Alıp onu götürebilirsin. Ben ne oldu aşka işte, oldu? Aşk mı oldu? Bu kadar mı sildin? Sen sildin ya. Ya Seda Hanım bir söylediği tutmuyor. Benim tutarsız bir adamla işim olmaz. Seda Hanım. Benim ben de böyle bir bayanla işim olmaz. Yok diye. Var mı? Ama vardı ya. Yok. Ne oldunuz ya? Seyirciler görüyordu Sevgi. Hani Sevgi? Ya ablacığım sen neyin kafasını yaşıyorsun ablam? Neyin kafasını yaşıyorum? Gerçekleri görmeni... Ne yapmaya çalışıyorsun? Yaşıyorum. Gerçekleri gör işte. Ben tamam Aslı'yı seviyorum abla. Sevgi bu mu? Tamam. Sevgi bu mu? Bir dakika değişmek zorundasın. Sevgi sen bir dakika mu? Sana geleceğim. Bak ablacığım. Sen bekle. Bir dakika sen. Benim geçmişimde birisi olabilir. Onunla konuşmuş olabilirsin sen tamam mı? Hı. Umurumla değil. Sen de tamam mı? Umurumla geziyordun, değil. Geziyordun, tozluyordun. Ben konuşmadım. Sen de geziyordun, ben buraya geldiğim günden beri konuşmadım. Aslı diyordu ya telefonları ben konuşmadım. Abla bak bu yalanı dolanı bırakın. Aslı diyordu ya telefonları lütfen, elinden ediyorum. Alıyorsunuz. Dinle bak, beni. Bak Tuğba ile bir olup... Diyordu ya elinden bak, telefonları alıyor. Kızla şey geziyordun eve bırakıyordun sen, bak, telefonu. Bak yalan konuşuyorsun abla. Sana bir şey söylüyorum burada beni dinle. Niye daha Tuğba ile bir olmuş bak. Bak ilişkimizi nereye getirdiniz ya? Yazık olsun. İlişki değil ki bu. Sen mi getirdin? Bu ilişki değil ki. Böyle bir ilişki mi var? Şey diyeyim mi? Senin ablan bile bana tipi bakıyor demedi. Sen dedin. Abi değişmen lazım ya. Değişmez o. Değişmez. Bahsettiğim şey tam da bu. Ya. 5 cümle kurabiliyordun şu an 10 cümle kurabiliyorsun. Tamam değişmen sizin köyde lazım. Deniz var otur. Sen ne desen o otur. Bak kendi tabii. Asıl Kayahan'ı göstermeye başladın. Biraz daha üstüne geleyim de... Herkes görsün gerçeği. Abi otursana ya. Hadi yap başımda bir daha. Bir daha yap. Otursana. Bir daha yapsana hareketleri. Abi, dışarıda. Buradan çıkınca yaptığını yapsana. Tekbir mi vereceğim bana? Otursana oraya. Otursana oraya ya. Başımda bulut gibi durmuş ya. Sözünü bile dinlemiyor. Oturtturamıyorsun bile. Git otur oraya ya. Senden şu an o kadar git otur oraya ya. Sözünü bile ya, dinlemiyor. Dinlemiyor. Soğumuş durumdayım. Git bundan soğuk, ne olur? Ne bekliyorsun bundan? Tırnağı kesmez, kirpiği kesmez ondan sonra soğudum. Aşk, sevgi tırnakla kirpikle olmuyor. Neyle oluyor? Anlayamadığın kısmı. Neyle oluyor? Kalple oluyor, yürekle oluyor. Sevdiğin adamı merhaba ediyorlar. Senin gerçek sevgiyi yüzünü görmek istiyorum da. Zaten. Git bir yüzünü yıka gel göreyim ne o bebek suratını ya. Kirpikleri ben senin gerçek yüzünü gördüm o sırada. Abi benim yüzüm ortada bak yüzümde hiçbir şey yok anladın mı? İşte gerçek yüz orayla olmuyor. Sen... Orayı çıkar, dudağındaki rujuyu çıkar, kirpiği çıkar. Birbirinizin canını böyle acıtmayın ya. Ben kendimi susturmaya Allah çalışıyorum Allah ama ya. Sen ağzını, kafandan geçen her şeyi dile getiriyorsun. Abi seni değiştireceğim. Sen beni değiştireceksin. Nokta. Yok noktası yok o işin. Bak. Ben koyarım o noktayı. Tabii. Sen beni yönlendiremezsin. Yanına da ünlem işaretini koydum. Değişmek zorunda. Ben de sana soru işareti koydum şu an. Kaya Aslı'yı değiştirince kim kabul edecek Aslı'yı? Abla ben... Aslı'yı kim ben kabul edecek? Yeterim, Aslı tamam değişti diyelim. Bir ben, sus. Ben. Aslı değişti diyelim. Tamam. Kim kabul edecek? Ben. Sadece senin evet, oluyor sadece mu? Ben oluyor, sadece tamam senin oluyor mu? Ya. Annen, baban, teyzelerimiz, beni yordunuz abla ya. Kuzenlerim, vallahi beni yordunuz ben, ya. Yeter kim ya. Kim kabul edecek aslında? Ya, ya siz kafanıza sakin, göre beni baştan sakin, mı yaratıyorsunuz? Sakin, sakin. Bana yazan bahardan, bana ne boraldan kardan, bana ne yazan bahardan, bana ne boraldan kardan, aşağıdan yukarıdan, yolun sonu görünüyor. Aşağıdan yukarıdan, yolun sonu görünüyor. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefeslerinden, ak feleğin çemberinden, yolun sonu görünüyor. Azrail'in gelir kendi, ne ader ve efendi, sayılı güller tükendi, yolun sonu görünüyor.
Feleğin çemberinden yolun sonu görünüyor. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefeslerinden. Bak feleğin çemberinden yolun sonu görünür. Ne olacak böyle? Seda Hanım, Kaya Hanım beni bütün sosyal medya hesaplarından engellemiş. İyi ettim. Çok güzel yaptım. Neden Kaya Han? Hak ediyor abla. Bunu neye bağlıyorsun Aslı? Değişmesi lazım. Beni değiştiremeyeceğini fark etti. O engeller bir daha kalkmasın. Değişmek zorundasın. Ben çocuk değilim, kaldırmam, seni engelleyeceğim. Kaldırmam. Olgun bir adam olsaydın engellemezdin zaten. Ne bu böyle çocuk gibi engellemek? Yap. Ben sana mesaj mı atacaktım? Yap. Ben bana yazmayana yazmam, yazana bile cevap ne vermem. Ne zaman oldu? Dün lütfen akşam mı oldu bunlar? Lütfen değiş konuş, tamam mı? Evet. Değiştikten sonra konuş. Kayahan niye engelledin Aslı'yı? Değişmiyor abla. Dalga mı geçiyorsun benden ya? Sen benden dalga mı geçiyorsun? Sen o engelleri bir daha kaldırma sakın. Ben bak ben denizdeyim, tamam, benimle dalga geçemezsin. Saçma sapan cümleler. Değişme, kirpiye bak ya, gözü gözükmüyor ya. Sen beni... Mumya gibi geziyorsun evde akşama kadar böyle. Vallahi billahi ya. Ya beni mumya gibi... Allah'ıma gelen... kitabıma ya, öyle geziyor. Kayahan, öyle geldiğinden beri Aslı öyle, sana ne oldu? Her gün benimle dalga geçiyorsun burada. Demek ki burada beni görmüyormuş abla. Sen bence görmüyormuşsun. Ölüyordun kızın kaşına gözüne tırnağına. Dün de burada güzelliğine bak abla, güzelliğine diyordun. Aman kirpiyi çıkardın. Gözlerin açıldı, gözlerin ya. Ben bu gözlerle daha iyi görüyorum. Görmüyorsun da. Ama işte beni engelledikten sonra senin gerçek yüzünü de gördüm. Engellerim ben, anladın mı? Engeli bir daha kaldırma. Kırılmışım, engellemişim yani, ne var bunda? Bir daha açtığında ben seni takip edeceğim mi sanıyorsun? Etme. Etmeyeceğim. Etme. Etmeyeceğim. Yanımdasın şu anda zaten. Aslında ya bekle çok, yanındayım. Çok alevli bir aşk var. Bekle yanındayım. Demek engelledin ha kızı. Evet, her yerden engellemiş. Fake hesaplar, yani başka hesaplarımı da engelledim. Vallahi Aslı sen bir adım atacaksın gibi geliyor bana yani. Ben Kayahan bu konuda diretiyor. Beni her yerden engelleyen bir adamın neden adım atacak? Değişeceksin abi ya, değişmek zorundasın. Tipe bak ya, yapı mumya gibi geziyorsun. Annesi değil, annesi değiştirememiş. Bu mu değişecek ya? Annesi değiştirememiş bunu. Ya evet. Annesi de diyor abartılmak olacak işte. Kızım ya. Annesi için ya. Değişmemiş. Senin için vallahi mi değişecek? Vallahi ya, annem bile diyor. Bütün bir dünya dese dahi değişmem. Değişeceksin. Değişmem Kaya, ben buyum. Hiçbiriniz beni beğenmeyin. Annesi hiçbirini için değişmemiş, senin için mi değişmemiş? Ya beni ne kadar yordunuz ya. Gelen her şey bana çok normal geliyor. Beni ne kadar yordun sen ya. Ne var aşkın için biraz da değiş, ne var ya, ne olur ya. Böyle bir adama sevdiğin erkek için biraz değiş ya. Ben sana aşık olduğumu düşünüyordum, artık düşünmüyorum. Niye? İki gündür düşünmüyorum. Niye? Beni her yerden engelleyen bir adama aşık olamam. Tipe bak ya deyip beni... Sen benim lens taktığımı bile burada söyledin. Beni 10 senedir tanıyan insanlar bile Aslı gözlerin lensin markasını söyler misin diye mesaj atıyor. Ne oldu? Sana ne, ben sevmiyorum böyle şeyleri. Ne oldu? Sevmiyorum. Takma abi ya. Takacağım. Sen ol, abartılı olma. Uyanır uyanmaz takıyorum. Değiştiremezsin. Beni değiştiremezsin. Sen ol diyorsun ya, ben tam olarak buyum. Kafanı çevirsen de, başını öne eğsen de ben buyum.
Sen ol ya. Ne olur sen ol ya. Değil. Vallahi billahi. Kayahan. Kayahan değişmem diyor. Bir saniye. Annesi bir değiştirememiş bir ya annesi. Annesi deyip durma. Aldın anneme ağzına. Her gün annesi de annesi. Annem de istemiyor. Evet annem Kayahan biraz önce sevgimi unutturdun bana dedin ya. Annem de istemiyor. Tabii unuturum bak kirpiye bak ya. Kirpiğim yüzünden tabii, sevgini mi unutuyorsun? Ne duruma geliyorsun ya. Bir baksana bir yüzüne ya. Bir yaklaş kameradan yüzüne bak. Ah, peki benim neyimi sevdin sen? Söylesene. Kalbini sevdim kalbini. E kalbini sevdim diyorsan. Yüzünü yıka. Makyajını bir saniye hayır hayır ya. Sen beni tanıdığında gördüğün zaman kalbimi nereden gördün ya? Ben sahilde yürüyordum. Kalbimi nereden gördün? Buram da benim iyi niyetli mi? Merhametli mi yazıyor? Abi, yanlış görmüş işte. Bayan. Yok sen, güzel sen beni sen onu gördün. 3 metre uzaktan görebileceğin yalan tek şey benim dudaklarım. Kalbim değil. İşte gerçek yüzünü görüyor. Bir gün değiştiriyorsun, ertesi gün yeni aynı oluyorsun ya. Tamam Kayahan ya bu kadar uzatmaya gerek yok. Yordun. Sen nefret ettim ya. Ya ne kadar? Vallahi billahi ya. İçler acısı. Aklıma o geliyor. Ya sevdiğim kadın dudağına bak ya. Kayahan acaba anlatamıyor musun? Daha sosis yemekten nefret ettim. Bak inatlaşıyorsun Aslı'yla. İnatlaşmasan, kalbini kırmasan tipe bak diyorsun şimdi. Bu bir kadın için ağır bir laf. Yani tipe yüzüne bak denir mi? Yani. İşte tam da bu sebepten sen profiline bana yakışmıyorsun. Bak, profiline bak. Ha, profilime bakamazsın engellediğin için. Ha, akıla bak. Akıl hala şeyde. Ben yüzünden bahsediyorum o... Ya. Tamam işte bu yüzden anlaşamıyoruz. Diyorum sana her zaman. Aynı frekansta değil. Evet sen benim aklım bambaşka yerde. Herkes ben yüzünü anlaşamam. Diyorum sen git profilden bahsediyorsun. Ben neden bahsediyorum. Kinaye yaptım da sen de bunu anlayacak. Kinaye yapmış. Semra. Yakında tekerleme de yaparsın. Şimdi Kayahan burada başından beri çok hatalısın ve kabahatlisin. Neden Aslı abla? Aslı size çağrı yaptığında ertesi gün geldiniz. Geldim doğru evet mu? Geldim evet. O zaman bu başından beri abla, niçin baktım, uyarmadın Aslı'yı? Ailem Aslı beni buraya getiriyor abla. Gelmeye hayır, de bilirdin Kayahan. Dışarıdaki insanlar beni buraya getiriyor abla. Şimdi o bunlar zaman, var. Olmuyor işte. O zaman işte ciddi bir yola çıktığına işte göre uyaracaktın. Aslı'cığım bu kıyafetinle abartılı makyajını i̇şte uyarıyorum da abla. Ailem kabul et. Işte. Niye baştan söylemedin? 3-4 gündür bir şey, uyarıyorum. Ne bir şey şimdi ben olayın buraya kadar geleceğini bilmiyordum anladın mı? Şimdi baskı yapamazsın değişeceksin diye. Ne ailemi silmek istiyorum ne de sen kimden... Kayahan benim bir izin ver. Bizim bunu böyle kabul edeceğimizi biliyor musun? Şu an sildirmeye çalıştığım bütün videoları sen beğeni atıyordun. Şu an sildirmeye çalıştığım bütün videolarıma sen beğeni atıyordun. Şu an ne yaşıyorsun acaba? Evet. Benim yüzde de benim bak, dır Kayahan kafamı yiyordun. Söyledi bu arada bak hiçbiriniz duymuyorsunuz. Dedi ki olayın buraya geleceğini düşünemedim. Yani evlenmeyi düşünüyor artık Kayahan. Dolayısıyla bir takım şeylerin değişmesi. Evet onu anladım da hani en azından ailesinin nasıl bir gelin istediğini biliyordu herhalde. Yok Kayahan diyor ki programın başından beri biraz benim için değişirse ben ailemi ikna ederim. O kafada. Yani benim için biraz değişmeli. Bir adım atmanı istiyor. Onun için ne yapacaksın? Onu istiyor mesela Aslı. Benim için ne yapacaksın diyor. Sedan ben burada beni bu kadar rencide eden bir adam için hiçbir şey yapmam. Hayır yani normal yaklaşsaydı da yapmazdım. Çünkü ben böyle mutluyum. O beni değiştirdiği zaman... Rabbim bana bir dert vermiş. Derdin adı gönül yarası kapanmıyor. Sönmek bilmez. Yanar durur gönül yarası. Yani? Ya. Bundan neyi anladın? Bir de açıklamasını. Yaram vardı abla yaralıyor beni. Ne sen yapayım? Sevgini unutmuştun. Sen engellemişsin kızı. Evet. Ne şimdi yapayım de gönül abla ne yarası ben ya? İşte tam olarak seni anlamakta güçlük çekmemin sebebi bu. Biraz önce sevgimi unuttun tipe bak ya. Profiline, tipine bakıyor musun? Şuradan kendine bak. Ne kadar iticisin gibi cümleler yani kurdun. Şarkı okuyorum. Şimdi gönül yarası. Şarkının sözlerini bile kendine şey yapmıyorsun anladın mı? Oradan mı anlam çıkaracağım? Değişsene ya. Sen beni rencide ettikten sonra ben senin aşkına, sevgine nasıl inanabilirim ya? Mücadele etmem için sen bana bir sebep ver. Ablan geliyor buraya, teyzen bilmem. Hep ben geleceğiz çekiyorum tabii sıkıntıları. Benim annem seninle hiç bu diyaloglara girmiyor. Annen istemiyor seni de o yüzden girmiyor. İstemiyorum. Seni istemiyor. Siz beni rencide seni ediyorsunuz. Seni istemiyor annen o yüzden girmiyor. Allah. Sadece mesaj atıyor. Ne yapıyorsun şimdi Şadıman abla diyerek? Mikrofon nerede? Ne oldu Şadıman? Mikrofonuz konuşmayın.
Biraz duygulandım Kayağan'a. Kayağan'a. Evet Kayağan'a, evet. Benim için duygulansa keşke. Çünkü içten seviyor seni. Sana biraz değiş diyor. Hatır için insan bir parçacık değişir. Ben neden göremiyorum bu sevgiyi acaba? Sen resmen diyorsun, kirpiğimi çıkarıyorum diyorsun, göremiyorum. Kirpik midir insanın sevgisi? Çıkar ya. İşte ben de onu diyorum, kirpiğimle sevgimin ne alakası var? İşte ben de onu diyorum, seviyorsansa çıkar ya. Tırnakları bir çıkar, değiştir ya. Aslı'nınki sevgi mi? Gelin kayınvalide adayı bir kez daha kozlarını paylaştı. Cimrisiniz siz, cimri cimri. Doğruca dursaydınız yapacaktım. Ben 5 tane bileziğimi almadan, eşyalarımı almadan ben o nikah masasına imza atmam. Nasıldı böyle bir bulaşığını yıkayayım, bir sana yardım edeyim yapıyor muydu? Kalkıp da iş görüyorum. Kahvaltı hazırlayayım görmedim de. Sultan mı haklı, Ayşe Hanım mı? Arabayı da geze bir gün bindirdiniz de ben hastaneye mi götürdünüz? Ben dolmuşuna gittim geldim hastaneye. Eski karısının eşyalarını bana zamanında kullandırdınız ya. Bana sıfırdan eşya alacaksınız. Bıktım artık şu eşyanın elinden ya. Alacaksınız. Birazdan sabahın sultanı Seda Sayan'da. Sultan ve Ali buradalar. Ali'nin annesi, Sultan'ın kayınvalide adayı Ayşe Hanım burada. Ayşe Hanımcığım hoş geldin. Konuşacağız birazdan ama önce Arap ve Meliha ile ilgili gelişme var. Onunla ilgili bilgi vereceğim size. Arap ve Meliha, Arap adı biliyorsunuz. Arap ve Meliha bize geldiler. İkisi de 42 yaşındalar. Arap Çorumlu, Meliha Bulgaristanlı. İkisinin de başından daha önce birer evlilik geçmiş. İkisinin de önceki evliliklerinden çocukları var. Buraya geldiler, dediler ki Arap'ın, özellikle Arap'ın ailesinin Meliha'yı istemediği, Arap'ın dayısının Meliha'yı başka bir erkekle evlendirmek için evden gönderdiği ama Meliha orada durmamış, gelmiş. Bu arada ne olmuş? Meliha'nın annesiyle Arap'ın dayısı evlenmiş. Karma karışık bir şey, ben bile anlayamadım ne olduğunu. Ama Meliha'nın annesi Sümbül Hanım'dan mesaj var. Meliha'nın annesi Sümbül Hanım diyor ki, Meliha kendi çocuklarına annelik yapmamış bir kadın. Yalan. Ondan eş mi olur? Olur. Sürekli telefondaymışsın. Sosyal medyada birilerini arar, adamlarla tanışır. Böyle bir bağımlılığı var. Bunlar yalan. Senden özenden söylüyor bunu. Yok, bunlar yalan. Arap'ın dayısının evlendirdiğini iddia ettiği adamı dayı Ahmet tanıştırmadı. Tanıştırdı. Meliha o adamı telefondan buldu. Kendi buldu ve adama kaçtı. Yok, yalan. Sonra umduğunu bulamadı, araba döndü. Yok, ben çağırdım eşimi. Söyleyebilir kendisi. 70 yaşında bir adama kaçmışsın, 60 yaşında bir adama kaçmışsın. İsmini bilmediğim 5 adamla evlendi, ayrıldı diyor. Yok, daha ne olsun yani. Sorun bakalım diyor, Musa kim? Ben Musa'yı tanımıyorum. Nevzat kim? Nevzat kızımın babası. Meliha'nın aşık olma huyu var. Yok. Beni de dayısıyla Arap ve Meliha evlendirmiş. Ana! Külli yalan. Siz evlendirmişsiniz. Yok. Kız bu senin öz annen söyleyen bunları. İftira. Yalan öz söylüyorlar. Annen. Yalan yalan. Yalan söylüyorlar. Annen ya annen. Tamam da yalan söylüyorlar. Biz için o bizi çekemiyor ya abla. Eşimden beni çekemiyorlar. Diyor ki annen, biz onlarla bir hafta arayla evlendik. Yok. Yalan. Yalan. Onların zoruyla evlendim. Yalan. Ablam sana ben orayı anlatayım mı? Bir kız evladı annesini evlendirir mi, adam bulur mu yani? Nerede yazıyor böyle? Olay nasıl oldu ben sana söyleyeyim. Dayıyla. Eşim Bulgaristan'dan geldi. İstanbul'a gittim. Esenler bu şeyde, evet. Esenler otogarından aldım bunları. Ondan sonra bu tek geleceğiz normalde. Kaynanam dedi ki ben de geleyim. Evini barını göreyim. Çekip gideceğim dedi. Orada dedi Almanya'ya geçeceğim dedi. Eyvallah dedim, gel dedim. Aldım bunları oraya. Ondan sonra dayımı aradım. Ne yapıyorsun dayı dedim. İyiyim gülüm dedi. Daha dedi evdeyim dedi. İşe gideceğim dedi Ankara'da. O zaman dayım Ankara'da oturuyordu. Dedim ki dayı dedim. Dedim benim misafirlerim var dedim. Tanışmış olduğum hanım gelecek dedim. Allah nasip ederse dedim. Nikah kıyacağım ben de dedim. O esnada dedim anası da var dedim. Dayım da bekar ya. Geldiler bunlar. Biz o esnada evde aile arasında yüzük taktık. Eşim olsun ben olayım. O esnada dayımın ikisi tanıştılar. Durumu anlattılar. Olan oldu zaten.
Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Ama buradan ya sesimi kesmenizi rica ederim. Hı. Benim annem geldi buraya görsün benim hani yuva kuracağım ya. Hı. Geldi, bunun dayısı Ankara'dan geldi, yüzük takacaklar ya, geldi bizim kaynanama geldi, kardeşi düşüyor. Ha. Geldi, millet geliyor ki yüzük takıyor bana, kaynanamın, eşimin ailesi. Doğruya doğru. Ben yalanı sevmem ablacığım. Gelsin karşıma. Arap, senin annen Sedef Hanım'dan da mesaj var. Annen Sedef Hanım diyor ki, beni dinlemedi oğlum, dinlemiyor. Melihayı istemiyorum, Bulgar diye değil diyor. Ne? Ben diyor Melihayı istemiyorum. Baştan sevmiştim, evlendiler, izin verdim. Ama oğlumu bırakıp başka adama kaçtı. Ama dayısı yaptı. Doğru. İki ay kaldı orada, sonra tekrar baktım gelmiş. Dedim ki oğlum uzak dur, sözümü dinlemedi. Bırak bu kızı dedim, seni bırakıp başkasına gidenden eş mi olur? Benden uzak dursunlar diyor annen Sedef Hanım, Arap bak. Oğlumu da Melihay'ı da reddediyorum. Oğlumu kurtarayım derken kardeşim Ahmet'i de onlara kaptırdım. Ama ben oğlunu seviyorum ki, Arap'ı çok seviyorum. Bizi seviyordun da niye bıraktın gittin başka adama? Yani bana öyle yaptılar. Kim dayısı yaptı? Ama seven kadın bırakıp gidip başka adama. Abla şimdi olay ya. Nasıl oldu? Biz şimdi eşimle boşandık aileler istemediği için. Aileler istemediği için boşandık biz. Ondan sonra bunun kalacak yeri olmadığı için bu normalde Bulgaristan'a gidecektir. Kaynanam dedi ki... Bunlar senin annenin iddiaları. Anladım. Kaynanam dedi ki, kızım dedi senin bir yere gitmene gerek yok. Kalacak yerin yok. Gel yanımıza kalacağım. Annen Sedef diyor ki oğluma çok kızgınım. Allah bildiği gibi yapsın onları. Allah razı olsun. İkinize diyor. Sağ olsun. Telefonda Arap'ın dayısı Ahmet Bey var. Ahmet Bey. Alo. Merhaba Ahmet Bey, buyurun. Merhaba. Buyurun efendim, şimdi, sizi dinliyoruz. Şimdi hanımefendi, benim onlarla benim bir irtibatım yok. Onlar oraya görüntü hüsur olarak çıktı. Kendin gittin. Kendin saygısız yalan konuşmaz, patlar. Gel karşıma. Ahmet Bey. Kapattı mı? Bak, yaramayınca kapatıyor. Ama sana bir şey diyeyim mi bak, dünya ufak. Ben yarın bir gün buradan geleceğim. Sizin ikinize de... Güzel konuşun, güzel güzel konuşun. Güzel konuşun. Böyle öyle. Konuştuğunuz zaman basıyoruz, Arap anlaşılmıyor. Özür dilerim abone. Onun için rica ediyorum, güzel konuşun. İyi bak, eşim bizden ayrılıyorlar. Ondan koca olmaz, senden şey olmaz, sana bakamaz, edemez diye ayırıyorlar bizi. Başka ondan eşim var yani. Anlatacağım mı bir ablam? Bu ondan sonra Ankara, bu normalde Bulgaristan'a gidecekti eşim. Dayısı salmadı. Ondan sonra dayım salmamış. Senin anneni de acaba... onlar doldurmuş olabilir mi Arap? Beni kaynanam çok sen tutuyordu. Diyordum diyor. Ama onun bunu dayısı yapınca benim kaynanam benden nefret ediyor. Ablam şimdi diyorum ya ben sana. Eşim ben normalde ayrıldıktan sonra, boşandıktan sonra resmi nikahım vardı benim ilk başta. Evet. Bu sene vatandaş olacaktı eşim, boşanmasaydık. Ha. Eşim boşandıktan sonra bunu normalde Bulgaristan'a gidecekti. Kaynanamla dayım dedi ki bunu aradılar. Gitmene gerek yok kızım, yanımıza kal dediler. Hı. Ondan sonra dayımla... daim tutuyor iş yerinde çalışırken işte birini buluyorlar bunu evlendirmek için. Ha. Bu o esnada gitmek istemiyor karşıki tarafa, o esnada bana arıyor. Diyor ki bir tanem diyor durum böyle böyle diyor, ben diyor dayın diyor bana başkasını buldu diyor. O zaman başkasını bulduysa geri gel dedim ben de. Aldım bunu Ankara'dan eve gittik, ondan sonra aradan 3 ay mı yalan söylemem 4 ay mı falan geçti abla, nikahımızı kıydık. Nikah cüzdanını da gösterebilirim yani. Ahmet Bey'e sormak istiyordum. Daha yeni nikah kıydık biz de yani. Melihan'ın annesiyle evli. Neden size sahip çıkacaklarına niye böyle... benim evim zaten kira. Küfürlü konuştu. Neden size böyle tavırlılar anlamadım. Benim annem de bana annelik yapsaydı ben bu hallere düşmezdim. Benim annem de eşimle aynısı. Ay sen kocaman kadınsın, annen daha ne... Yok nereye gideyim, Bulgaristan'a gitsem salmıyorlar beni. Gitmek istiyorum, bırakmıyorlar beni. Ondan sonra ne köy olur diyorlar, ne kasaba. Ben eşimi seviyorum, sevmişim. Karma karışık olmuşsunuz. Efendim Ayşe. Melih Hanım, siz madem ayrılınca niye gitmediniz Bulgaristan'a, başka bir adama hemen gidiyorsunuz? Başka bir adama sığınmak zorunda değilsiniz ki. Çocuklarınızın yanına gidin, çalışın, çocuklarınızla yaşayın. Aynen haklısın abla. İstedim gitmeye. Benim annem var ya Ankara'da, sığındım anneme sığındım. Anam diye. Sığındım, eve babası da beni istiyor başkasına vermeyi. Annem de
İddia ediyor. Ay, gideceksin diyor. Bulgar'da gidip de ne yapacaksın diyor. Çocukların nerede? Çocukların benim babası, birisi babasında Avusturya'da, birisi de Bulgaristan'da. Annem baktı ona. İşte çocuklarınla beraber gidemiyorum yani. Gidemiyorum. Çalışabilirsin. Bir şey tamam çalışırım ama gidemiyorum Bulgaristan. Burada söylemek istemiyorum. Olabilir, özel bir şeydir. Bizi aynen ilgilendirmez. Bize anlatılanları biz burada yorumlayabiliriz. Melihacığım, 42 yaşındasın, aklı başında kadınsın. Bir annesin. Yani kendi ayaklarının üzerinde durduğunu söylüyorsun. Bak çalıştığını söylüyorsun. Evet. Yani artık annen de kendi yaşında, kendi halinde bir kadın. Evet. Annenle bu, benim annem olsaydı, şöyle olsaydı diyecek bir durumda değilsin ki sen. 20 yaşında değilsin ki. Bunu Sultan söylüyor burada 20 yaşında çünkü. Evet. Annem bana sahip çıksın deyip duruyor 20 yaşında. Sen 42 yaşındasın hayatım. Evet haklısın. Abla yol ortam bilmiyor yani. Bilmiyor. Okumam yok, yazmam yok. Bir yerini yani bilmiyorum. Onlar beni bindirecekti Ankara'dan Bulgaristan'a otobüse. Sen öyle bunu buradan de ki misal vereyim. Otobüse bindi, Çorum'a gitti. Bulamaz, evi bulamaz. Melihacığım, kayınvalidenin de senin öz annenin de iddialarını söylüyorum buradaki. Evet. Okumam yazmam yok diyorsun ama sosyal medya bağımlılığın var. Ve orada bulduğun adamlarla onların peşinden gittiğini, bir tanesi bak buna öz annen söylüyor. Diyor ki 70 yaşında bir adam, 60 yaşında bir adam. Kimmiş bu 60-70? İsmini bilmediğim 5 tane adamla evlendi ayrıldı diyor. Yok ya, taneler söyleyecekler valla. Evet, Arap da gülüyor. Arap annesi iftira mı atıyor bunları? Abla ispatlasınlar o zaman. Sanatlara inan gelsinler. İspatlasınlar, inanayım gelsinler ben haydi. Tabii ki gelsinler. Sana söyleyeyim abla, madem öyle halleri var, yanlış evet anlama, madem kaynanan bunları söylüyor, gelsin buraya o zaman, ispatlasın bana, eyvallah diyeceğim ben. Peki senin annen niye istemiyor Arap? Abla işte bu olaylardan dolayı istemiyorlar. Annen de haklı ama. İşte bu olaylardan dolayı istemiyorlar. Arap'ın annesi de haklı. Neyin içine düşünüyorduk? Yani şöyle söyleyeyim abla, çıkmazın içine girdik yani. Evet, evet. Aşağı tükürüyorum. O bir anne olarak haklı yani. Bak annene kızma Sümbül Hanım'a. Ya çünkü ben bir şey dediğim yok. Ben yine de hepsine saygı duyuyorum yani abla. Sedef Hanım, pardon. Sedef senin annen, Melihan'ın annesi Sümbül. Aynen. Şimdi Sümbül Hanım'ı da anlayamadım. Çok enteresan. Bir öz anne kızını böyle bir şeyle suçluyor olması. Burada çok şey gördük ama böylesini ilk defa görüyoruz. Ben de ilk defa görüyorum. Bunu ben annemden, öz annemden ben bunları beklemezdim. Daha önce böyle tartışma oldu mu Meliha hiç annenle? Küçük yaştan beri aynısıyız. Neden acaba? Analık, ana kokusu görmedim. Neden? Abla ben sana şöyle söyleyeyim. Bir şey alırız. Kıskanır. Kocasına onu aldı. Beni kıskanıyor yani. Öz annem beni kıskanıyor. Şimdi şu elbise yaplam. Biz nikah kıyacağız. Böyle evet bir tane abiye bir şey aldım. Gelinlik tarzında yaplam. O da almak istedi. Onu almak istedi. Parasını verdim. Aldım. Ondan sonra dedi ki keşke siz almasaydınız ben alacaktım dedi onu dedi. Nikahta ben giyecektim onu dedi. Ya böyle bir insan ana kızını kıskanır mı ya? Böyle anne ilk defa görüyorum. Yemin böyle ediyorum, anne saçmalık olmaz yani olsun ablam. Harbiden saçmalık yani. Öz anne sevilmesi lazım. Sen çocuklarını seviyor musun? Tabii ki çocuklarımı seviyorum. Başımın ama görmüyorsun çocuğun Bulgaristan'da. Evet ben onlarla konuşuyorum. Abla çocuğun imkanı olmadığı için gelemiyor Türkiye'ye. İmkanı olsa zaten gelecek. Hmm. Onun için yani. Almak istedi. Bizi kandırdı. Para istedi. Bu da senin annenin iddiası ayrıca. Ben nereden bileyim senin çocuklarına bakıp bakmadığını? Kim bak senin annen ne diyor? Çocuklarına bakmayan kadın o diyor. İyi tamam o zaman senin madem biz bakmıyorsa yanlış anlama abla. O bakmıyorsa o zaman kendisi baksın. O seni biliyor. Madem delikanlı ise gelsin kendisi baksın abla. Sen sorayım. Bunun üstüne atana kadar, topu bunun üstüne Sultan atana kadar. Sultan Arap hemşeriniz sizin Ali. Aynen evet, abla. Konuştunuz mu dışarıda? Abla zaten bizim mahalleden yani aynı tanıyor yerde duruyoruz. Evet. Ben devanede oturuyorum, devanede aynı ekrana devanede selam. Aynı devanede oturuyoruz, aynı yerde oturuyoruz. Öyle mi? Evet, tanıyoruz abla birbirimizi. Sıkıntı yok. Tesadüf. Evet. Hayırlısı valla Ahmet Bey bir daha bağlanır. Ya da Sedef Hanım ya da Sümbül Hanım söyleyeceklerini. Sümbül Hanım, Meliha'nın annesi Sümbül Hanım telefonda. Sümbül Hanım. Meliha bir alo de. Alo. Buyur. Efendim. Sümbül Hanım. Ay sesim gitti. Buyur. Buyur mu? Sümbül Hanımcığım. Söyle bakalım.
hayatım. Nasıl sen kuru iftira attıysın böyle? Sen nasıl konuşuyorsun böyle vaklar? Anneciğim. Nasıl iş bunlar? Anneciğim ben kuru iftira atmıyorum. Gerçekleri söyle. Nasıl atmayacaksın? Nasıl böyle senin vaklar konuşuyorsun? Bak ama. Bak ama senin eşin ne söyledi bana az önce, duydun mu? Nasıl atmayacaksın? Ne söyleyin? Duydun mu az önce? Adam ya da yanlış söyleyin siz. Ben yanlış söylemiyorum. Sen telefonlardan buluştun adamları. Ben telefonda adam bulmamışım. Ben adam ne zaman bulmuşum telefonlarda? Ya sen ben... telefonlardan arabı da buldun, hepsini buldun. Tamam. Buldum gerçek. Ben tek Nevzat'la evlendim. Bir de Cemal Arap'la. Ben buna Cemal bağırıyorum. Arap soruyor Esali bana. Yani ne arayan da? Yani ben kim bu 60-70 demişsin sen? Kim bu? Ben tanımıyorum bu adamları. Sen kimse nikah yapmadın. Sen sadece Arap'la nikah yaptın. Evet. Sen nasıl kuru iftira atın? Ben kuru iftira atmıyorum. Ben gerçekleri söylüyorum. Nadine seni istemiyor zaten be. Seni. Görüyor. Yok benden kör biri. Senin eşin. Allah'tan senin eşin. Tamam. Senin eşin az önce duydun mu ne konuştu? Çocuklarına bile bakmayacaksın sen. Çocuğun gönlü bile sütün. O zaman sen bak. Kim bakmıyor ya? Açtırma ağzımı bak burada istemiyorum söyleme. Ağzım. Ağzımı açtırma burada söylemek istemiyorum bak. Açarım bütün baklayı, açarım bak. Benim lafım yok, istemem. Siz yalancı makinasınız ikiniz de. Ne dediğim siz ölümüme ikiniz de. Ben de seni ölümüme istemiyorum. Böyle anne olmaz olsun. Anne olacağın taş olsaydın. Kapattı. Galiba kapandı. Kapatacak. Yüzü yok konuşmaya çünkü. Hem hatalı hem suçlu. Konuşmasını bilmiyor, çıkıyor telefona. Neden ama? Beni rezil ediyor. Benim dostum varsa düşmanım da var ablacığım. Sümbül Hanım buraya gelsin istiyorum. Çünkü Meliha dedi ki annem beni kıskanıyor. Öz annem beni kıskanıyor dedi. Evet kıskanıyor. İspatlarınla eşinle istiyorum buraya gelsinler. Tövbe bismillah. Seda abla buraya yanına gelmek istiyorum, gelsinler buraya. İspatlarınla gelsinler bana söylesinler. Eğer aklıysaydı doğruysaydı eyvallah derim. Ama aklı gel yalancılık yapıyor. Ona yalancı makine. Makinayı koy, makinayı bozarlar. Aynen bozarlar. Öyle bir insanlar. Allah Allah. Vallahi. Onları tanırsınız yavaş yavaş. Öz anne. Valla biz ne için ayrıldık sanıyorsun açık. Ya? İba, biz ne için bundan ayrıldık? Sonra bir şey istiyorum söyleme Seda abla, evet, söyleyebilir evet, miyim? Evet. Bundan sonra eşimin ailesi, benim ailem, ben eşimden bu dağ beni kimse ayıramaz. Anca ölüm ayırır. Tek ölüm ayırır, toprağa girince ayırırlar. Gerekirse Türkiye'yi de terk ederim. Yeter ki siz mutlu olun. Bunu da yaparım yani. Yani ayıp da söylemesi, ben kötülük yapmadım ki. Açık gülüm bir şey gülüm. İftiradan başka bir şey bilmiyorlar. Allah Allah. Neyse buraya gelecekler. Ama biz buraya geldiysek hakkımızı aramaya geldik yani. Neyse çıksın meydana ya. Bizi niye istemiyorlar? Ben düğün istedim. Benim annem dedi utanmıyor musun dedi. Düğün isteyesi 42 yaşında oldun dedi. 50 olayım 100 olayım düğünümü görmedim diyor. O da damatlığını görmedi, utanmıyor musunuz diyor benim annem, ailem. Utanıyor, kıskanıyor. Siz şimdi resmi nikahlı mısınız? Aynen evet. Hanım. Resmi nikahımız var. İkinci nikah verdim aynı hanıma. Gelinlik giymek isteyebilirsin. Bu her kadının hakkı. Gelinliğin yaşı mı olur yok, ya? Yok benim hakkım yokmuş. Ablam iyi bak, evim eşimin kira. Eşimin hakkı yokmuş. Yaşı olmaz ki bunun. İnsanın içinde ukde kalır. Dedikler nokta ne? Giymek isteyebilir. Şadıman mı istiyor? Şadıman sana da giydireyim, ne var ki? Niye içinde ukde kalacağını yap, içinizde ukde kalmasın. Ne var kadın istemiş. Kocası giydirmek istedikten sonra kim ne karışır ya? Yok ayıpmış. Niye ayıpmış? Yaşımızdan utanmıyoruz mu diyorlar benim ailem. Ne bileyim utanılacak bir şey değil o. Ya 80 yaşındaki bayan gelinlik giyiyor. Utanılacak bir şey yok ki bunda. Ben kendimi yaşlı hissetmiyorum ki. Ben daha gençim Seda abla. Ben düğünümü görmedim. Birinin düğünü olsun. 12 yaştan beri sana bakıyorum Seda abla programına. Görüyorum benim içim gidiyor ya. Annen Arap'ın dayısıyla resmi nikahla evlendi mi? Evet. Ya, gelsin onlar da, onlara da giydireyim gelinlik damatlık. Çifte düğün yapın burada. Kavga etmeyin. Güzel güzel depişmeyin. Depişmeden oynayın şurada düğün yapın. Ne kavga ediyorsunuz anlamadım. Gelinlik damatlık yüzünden. Arap'ın dayısına sesleniyorum. Arap'ın annesine sesleniyorum. Oğlunuz... Yeğeniniz Meliha'yı seviyor. Tekrar resmi nikahı kıymış. Artık böyle mesnetsiz iddialar, iftiralar atmayın.
onları da gücendirmeyin. Melihan'ın annesine de sesleniyorum. Ne olursa olsun sen de daha yapıcı ol. Melihan'ın annesi Sümbül Hanım. Sümbül Hanım. Buyur. Sümbül Hanımcığım, Meliha çok üzülüyor senin bu iddialarına. Nasıl düğününü görmedi? Ben ona düğünde yaptım, bayramda yaptım. Nasıl yapmamışım? Göster, Bulgaristan'a gelin, göster. Arayın da Bulgaristan'dan tamam. Söylesin size tamam, düğün olmadı. Tamam yap, göster. Resim onu var mı resim? Onu komşular anlattı. Fotoğraf yok mu? Hı? Resimleri, fotoğrafları bile var. Burada yüzük taktılar ya, var burada. Ama gelinlik yok ki. Burada da giysin, bir daha giysin. Ne var ki? Giysin bana ne? Çekemiyorsun. Ben neye kıskanacağım? İnsan çekemiyorsun, çekemiyorsun. Ben ne alıyorum, sen de onu alıyorsun. Ben açan onu kıskanayım da onun nikahısından ne için ben gideyim onun nikahısına? Ne sen bana elbiseyi gösterdin, pişman kocasını oldun. Kocasının yanına annesi babası gitmedi, kimse gitmedi. Annesini babasına karıştırma. Ne ki gitmedi, ben gittim, kimse gitti. İstemiyorlar beni, sizin yaptıklarınıza. Ben gittim, isteyim sizi, yaşattırayım sizi. Sen benim eşimi kabul etmiyorsun. Sen bana ne dedin? Benim eşi kızımı. Benim kızımı açan Arap demedin mi? Benim kızımı sevmeyin, kabul etmeyin. Ben de onu kabul etmiyorum dedin mi, demedin mi? Dediğimi istemeyin benim kızımı zaman, dedim. Ben de istemeyin. O zaman o zaman sorun ne? Benim tek ölüm ayıracak. Ben eşimi seviyorum. Beni eşimin ailesi, benim ailem kimse ayıramaz beni. Ya size bir şey diyeyim mi? Ben bu bayanı bırakayım şu durumda. Hepiniz mutlu olacaksınız. Anladınız mı? Ama ben bırakmak istemiyorum. Ben size bir vakit ayırmamışım. Seni anan baban ayırı insanlar. Ayırmaya kalktın anasını babasını katma bak. Hep dedim yaşayayım. Beni ayırmaya kalktın. Siz hikayeyi bozdunuz da bana geldiniz da ben adam mı buldum? Siz de o zaman gidip de... ...oldu bana. Mare yalan sen. Yalan git. Gitsin, ama spatları burada açıttıracağım bak. Spatları burada açıttıracağım. O insanı da buraya getirttireceğim bak. Osman Bakan diye söyleyeceğim. O insanlar da sen nasıl yalanlar? Ben yalan söyleyeyim. Söylemiyorum. Kim yalan söylüyor onu çıkacak. Bir daha ben seni kıskanayım. Sen beni çok kıskanıyorsun. Seda abla, iyi bak, kendiler eşya alır, bizi ararlar, derler ki eşya aldım, der gelin bakın der. Aynen. Gösteriş için. Gösteriş de çok seviyor gösteriş. Anlıyor musun? Şimdi benim evime gelsin, benim evimde hiçbir şeyim yok. Ben açığını söylüyorum yani. Yatacak bir insan gelsin, evimde bir şeyim yok. Kiradayım ben. Boş. Bana gösteriş yapmasınlar abla. Boş ver. Benim imkanlarım olsa zaten Sümbül ondan daha Hanım. İyisini yaparım ben. Buyur. Kızın diyor ki annem beni kıskanıyor diyor. Ben nasıl kıskan? Bir insan evladını kıskanır mı? Evet, o insan... O çocuk çocuğuna bakmayan insan nasıl kıskanabilir? Nasıl, ben çocuğuma analık yaptım. Evlatlarım canım. Kim bak, kim yalan konuşma bak. Ne olursun alanı sevirseydin. Değil. Yalan konuşma. Sorun kaynarasına. Ben sana para çok verdim oğlun. Oğlumu... Komşulara gidin. Tamam gitsinler. Resimlerini göstersinler tamam. Bulgaristan'da onun gelinliklerini. Tamam, gitsinler. Görsünler. Sümbül Hanım buraya gelin siz. Burada konuşalım. Aa, biz gelemeyiz. Yok geleceksin. Eşini alın buraya geleceksin. İspatlarınızı istiyorum. Kaynanamı katma bak. Ben gidemem. Kaynanamı katma bak. Ağzını alma kaynanamın bak. Eşini buraya. Ölümüme gelme. Kol kola eşine tutuşuyorsun. İspatlarına buraya geliyorsun. Seni konuşursun aklın ermeye nereye gidiyor. Benim aklım eriyor. 42 yaşındayım. Küçük gelin. La o zaman kanınızın ağrısı varsa gelin o zaman paylaşalım. Evet gel buraya her şeyi dök. Evet, doğru. Madem kanının ağrısı evet, varsa gelsin. Çıksın karşımıza abla. Buraya gelsin. Evet. En güzeli karşılıklı konuşmanız nedir yani? Aynen dediğim gibi. Şimdi telefon arasında aynı delikanlı gibi, mazgalı gibi konuşmasın bana. Çıksın karşıma yüzüme söylesin. Biz çocuk değiliz yani abla. Uşak da değiliz. Seda abla bir şey söyleyebilir miyim? Size güvendik, geldik. Sizden tek rica ederim. Ben eşimle ayrılmak istemiyorum. Yani onun ailesine benim ailem doğrulsun ve düğünümü kınamı görmek istiyorum. Bunu söylüyorum. Annesinin de bir konuşup fikrini almak istiyorum. Neden aynen. Size karşı bu kadar dolmuş kadın? Bilmiyorum. Bu konudan. Abla nikah kıydık.
Eşim daha benim soy ismimi almadı. Onun için de uğraşıyorum. Daha söylenince çok şeyler var da ben söylemek istemiyorum. Eşimin zaten niye bu kadar böyle girift oldunuz da sonra herkes birbirine girdi? Allah işte orasını anlayamadık zaten biz de. Ortalığı dayı mı karıştırıyor acaba? Dayısı. Başka kim olabilir ki abla? Niye anamına biz gayet bak, annem her şeyi annem biliyor. Ama benim annem bak eşini yukarı kaldırıyor, beni aşağı yerden yere battırıyor. Yani bir insan evladından ya olur. Dobro dobro şey söyler, gizlemesin. Ve onun evladıyım. O bana ama, böyle ama yaptı ki. Ama annen dedi ki insan evladını kıskanır mı dedi. Abla kıskanıyorlar, kıskanıyorlar ya. Aa. Ben yalancıyım. Vallahi her kıskanıyorlar ya. Ben işin içindeyim abla. Daim işe gider, bizi arar, hadi gel evimize bak. Lara da sen evinden bana ne ya? Ne aldıysan sen kendi evini aldın. Ay tabii canım. Allah herkesin gönlüne göre versin. Ben hepsi alırım. Söylemezse mutluğa bahar. Bize de versin. Her gün gelirdi. Ya helal olsun. İki alsın, buçuk önemli yıl değil. Önce geliyordu, bakıyordu boş odalara, her yere bakıyor. Ben kurutturma onu bunu yapıyorum ya. Geliyordu, bakıyordu. Ondan sonra gidiyordu bana onundan versene, bundan versene. Sen de karısın ya. Ben kendi evime taşımıyordum, onlara veriyordum ben. Ya ekmeğine kadar veriyordum, her şeyini veriyordum. Sonra nerede koptu? Baştan iyiymiş her Ankara'ya şey. Ankara'ya gidince bana birini buldu ya dayısı. Film orada kopuyor ya. Yani. Orada her şey oluyor. Odur budur istemiyorlar. He. O adam da kalmasını istiyordu o zaman Melih Hanım. Ben aynen istemiyorum, ben eşimi seviyor. Ben eşimden nasıl gönderdiler seni? Sen nereye gittiğini bilmeden mi gittin? Evet. Bana dedi ki buraya gel dedi, Ankara'ya dedi. Ben seni pindireceğim dedi. Heh. Dayısı. Tamam. Annemden ikisi. Ben de anneme güveniyorum. Benim annem, sanıyorum anneme yani. Anneme gidiyorum. Annem diyor ki, dayısı diyor ki kızım buraya gidip de ne yapacaksın? Biraz problemler var burada, söylemek istemiyorum. Tamam. Oraya ne yapacaksın diyor. Sen burada birini buldum sana diyor. Çok zengin bilmem ne, burada yaşa diyor. Hem gözümüzün önünde olacaksın diyor. Ben de eşime arıyor, değil yüzü, o söylesin. Ben de aldım, geldim. Dedim daha aşkım dedim, bana dayın adam buluyor dedim. Ben dedim istemiyorum, evlendirmek istiyor. Ben seni seviyorum, gel al beni. Nikah yapalım yeniden. Ha. Ondan sonra dayım da işte bizimkiler dolduruşa getiriyor abla. Odur budur istemiyorlar. Huyunu suyunu anladılar, o da onlar istemiyor. Evet. Kötü olmuş yani. Ne oldu Ayşe? Karışık diyorum, karma bayağı karışmış, aile... karma karış. Siz niye madem seviyordunuz da ayrıldınız, başka birine gittiniz? Biraz konular vardı, biraz problemler vardı. Aile. Çok karışık. Neye kızdın gene Şadıman sen? Baba Seda Hanım, kızmamak mümkün mü? Şimdi ben eşimi seviyorsam neden onu bırakayım da başka kocaya gideyim? Ben kocaya gitmedim ki. Ben koca döndüm, eşimi aradım, aradım. Sen adamdan gitmedin mi? Yok, gitmedim. Dedim eşime, bana adam buldular, gel al beni, evlendiriyorlar beni dedim. Ben annemde kaldım iki ay. Annen değil. Evet, annesi Ankara'da. Annesi bir buluyor bunu. Bana buluyorlar da ben evlenmiyorum. Aynı, annesinin dönüyor. Yanına gitmiş. Aynı kişiye ben annesi... ikinci nikah kıydım ablam. Ben evlenmedim yani başkasınla. Bir de şey diyeceğim Seda Hanım, işte evlattan falan bahsediyor, işte ben evladıma çok güzel baktım diyor. Abla bizi arıyor, gelin diyor, buraya gelin diyor. İmkansızlıkla gidemiyorsun. İmkanım olsa zaten bugün basıp gideceğim. Eş buldu eşimi, eşim gidemiyor. Ha. Şimdi pasaport istiyorlar, vize istiyorlar tabii, abla. Tabii. İmkanın olmayınca da gidemiyorsun zaten. İmkanım olsa zaten bugün gideceğim. Ayşe yarım kaldı, konuşamadım bacım. Ne oldu? Şadıman'dan ötürü hep mikrofonu çekip alıyor. Çok iyi anlaşıyorsunuz ikiniz. Maşallah, Allah bozmasın. He. Seviyoruz ama. Buyurun. Birbirimizi seviyoruz ama bu Latife. Avusturya'daki kaç yaşında? Bir çocuğum Avusturya'da değil 16. Mi? 16. 16. O daha reşit değil. Evet, evli. Evli mi? Evet, evli. Babası küçük evlendirmiş onu. Onlar orada ne olacak? Nişanlandırmış, yani evlendirecekmiş. Ben gitmedim, küsüm, konuşmuyorum. Çocuğunla da mı küssün? Onunla küsüm, evet, bana haber vermeden nişanlandılar. Küçükmüş daha çocuk. Nasıl yani, o küçük de babası küçük mü? Akı var desin bana, gel kızının nişanı var. Benden gizlemesine akı yok, ben onu taşıdım. Belki bıraktığın için kızgın niye? Sana. Niye, ben onu bırakmadım, o beni bıraktı. Çocuk bırakmaz, anne bırakır. Yok, ben çocuğumu almak istedim ama babası vermedi bana. Bir şekilde çok mücadele uğraştım. Edecektin. Bir şekilde mücadele edeceksin. Sıkıntılı bir durum. Aynen, çok anladım. Çok sıkıntılı bir durum. Efendim Tülay. Şimdi
Ben Melih Hanım'a bir şey sormak istiyorum. Evet. Hep anneniz hakkında yani bir sürü şeyler söylüyorsunuz ama yani sonuçta o sizin anneniz yine ne olursa olsun size emek vermiş. Bu kadar kötü şeyler söylemeyin tamam, bence. Tamam sağ olsun ama benim annem nasıl kötü şeyler söyleyebilir, yalan yanlış ya da eşi. Ama bak şimdi ne diyorsun, 16 yaşındaki kızım da Avusturya'da aynı şeyi de kızım belki senin için söylüyor. Yok ben kızım istedim almaya, kızım istemiyor ki. Ben yabancı gelin istemiyorum. Hepimiz istemiyoruz seni. Ya senden ne aile olur ne aile babası olur. O çocukların aileleriyle aralarını bulmak için buradayız biz. Çıkın çıkın gelin anacığım. İhbar hattımız 0212 702 3030. WhatsApp hattımız 0549 108 1010. Bizi arayın, bize mesaj atın. Sen sensizlikten bir parçasın, sevdanın sert çarptı dalgası. Artık faydalar faydasız, ne eksiği var ne de bir fazlası. Kömürden daha siyah sayfasın, üzümden düşen o son damlasın. Artık çareler çaresiz, sök içimde bir nebze sen kalmasın. Her fırsatta solumda bir açık arıyor, arıyor. Sanki gözleri bana çıkarıyor, arıyor. Sanki gözleri bana muhbir gibi bakıyor, bakıyor. Ayrılığın habercisi muhbir, muhbir gibi bakıyor gözlerin kara cahil. Sızdı kalbime sır gibi sakladığım aşka sadece yokluğu şahit. Ayrılığın habercisi muhbir gibi bakıyor gözlerin kara cahil. Sızdı kalbime sır gibi sakladığım aşka sadece yokluğu şahit. Her fırsatta solumda bir acı arıyor. Sanki gözleri bana muhbir gibi bakıyor. Her fırsatta solumda bir acı arıyor. Sanki gözleri bana muhbir gibi bakıyor, bakıyor. Ayrılığın habercisi muhbir, muhbir gibi bakıyor gözlerin kara cahil. Sızdı kalbime sır gibi sakladığım aşka sadece yokluğu şahit. Ayrılığın habercisi muhbir gibi bakıyor gözlerin kara cahil. Sızdı kalbime sır gibi sakladığım aşka sadece yokluğu şahit. Ayrılığın habercisi muhbir gibi bakıyor gözlerin kara cahil. Sızdı kalbime sır gibi sakladığım aşka sadece yokluğu şahit.